Dostlar, bu hafta TV5 ekranlarında, tarihten yansıyanlarda yine birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta tarihten yansıyanlarda Kürt tarihini konuşacağız. Kürtlerin tarihi kökeni nedir? Selçuklu'yla ilişkilerini konuşacağız. Osmanlı'yla ilişkilerini konuşacağız. Selçuklu'da, Osmanlı'da konumları nedir, pozisyonları nedir? Nasıl görevler almışlar? Nasıl ilişkiler yaşanmış? Farklı beylikler var. Onlara gireceğiz. Zazalar Kürtlerin hakikaten bir kolu mudur? Zazaların tarihi kökenine gireceğiz. Kürtlerin gelenekleri nelerdir, görenekleri nelerdir onları konuşacağız. PKK gerçekten bir Kürt hareketi midir onu konuşacağız. Biraz tarihten bugüne Kürt tarihini konuşmuş olacağız. Kimle konuşacağız? Çok kıymetli bir konuğum var. Bu işin de ehli, kıymetli tarihçi yazar Müfit Yüksel Hocam. Müfit Hocam hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Müfit Hocam'la biz hakikaten böyle bir eski dersiyamın birebir talebesiyle dersi gibi bir program işliyoruz her seferinde. Ben de bundan çok zevk alıyorum. Ben çok şey öğreniyorum. Kıymetli konuklar da çok şey öğreniyorlar. Müfit Hocam bu konunun hakikaten erbaplarından bir tanesi. Ciddi böyle belki 10-15 tane farklı eserle, kitapla geldi. Müfit Hocam'da bir de şöyle bir durum var. Bunu da paylaşmak isterim sizlerle. Herhangi bir konuyu, bu 6. veya 7. programımız zannediyorum. Herhangi bir konuyu Müfit abiyle konuşmak istediğim zaman veya bir programla ağırlamak istediğim zaman diyorum ki hocam bu konuyu konuşsak nasıl olur? Olur diyor. Ertesi gün 400-500 sayfa farklı döküman, el yazması, eserlerden, muhtelif farklı vesikalardan evraklar gönderiyor. Yani birkaç günde bir doktora tezi hazırlayabilecek ölçekte evraklar çıkartıyor ortaya. Hakikaten bu şahane bir durum. Yine bugün de böyle oldu. O kadar çok fazla evrak attı ki biz tasnifinde bile çok zorlandık. Bugün de farklı yine güzel bir birkaç eserle gelmiş. Bu tabii hülasanın hülasası. Hocam şimdi Kürtlerin kökenleri senelerdir. Yani Kürt sorunu veya böyle bir sorun da var mı hakikaten? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu konu üzerine yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, fikir yürütüyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. Köken olarak da zaten o sorunların direkt merkezinden veya bu meselenin merkezinden gelen bir isimsiniz. Kürtlerin biraz hem tarihsel boyutu hem siyasi tarihe de biraz gireceğiz bugün. Hem iki bağlamda yani hem tarihsel boyutu hem siyasi boyutunda da konuşacağız. Şuradan başlasak. Yani Kürtlerin bugün çok çirkin yakıştırmalar vardı işte. Kart, kurt gibi yakıştırmalar olmuştur. Daha işte efendim 500-600 yıllık bir tarih gibi gösterenler olmuştur. Bu işin aslı nedir hocam? Yani Kürtlerin tarihi kökeni esas nereye dayanır? Temelde hangi işleri tarihte bıraktıkları izler, imza attıkları işler nelerdir? Buradan bir girizgah yapmış olsak. Şimdi Kürtlerin tarihine ilişkin kaynaklara bakıldığında yani bir İslam kaynaklarının şeyleri var. O İslam kaynaklarından önce Sasani, Süryani, Ermeni kaynakları ve bazı Bizans kaynaklarından ve bir iki tane de Yunan kaynaklarından girebiliriz. Bunun mesela Sasani veya Yunan hangisi daha eski dayanan kaynaklar? Tabii eski Yunan biraz daha eski. Yani Ksenofon'un Karduklardan bahsetmesi, işte bazıları işte onlar Kürtler değildir diyorsa da tavsif etmesi, açıklaması, onlara coğrafyalarını belirtmesi falan açısından o kavme işaret ettiği %90 ihtimal. Ksenofon'un 10.000'lerin dönüşü ana basit kitabından. Kürtlerin ana vatanı olarak bildiğimiz yani Zagros Dağ silsilesi yani Batı İran da Batı İran coğrafyasında, İran bir coğrafya adı, ırk adı falan değil. Coğrafyasında Batı İran'da Zagros Dağ silsilesi. Zagros Dağ silsilesinin devamı da Toroslardır sonra. Hakkari falan civarı da buna dahil olmak üzere Zagrosların devamıdır. Bu bölgede daha çok toplaşan, bir taraftan Kuzey Kafkasya kavimleriyle, Kasitlerle akraba. Biraz daha özele indirirsek Çeçenlerle akraba bir toplulukla karşılaşıyoruz. Diğer taraftan Beluçlar vesaire topluluklarıyla, o İrani topluluklarla, onların Kuzey Kafkasya'dan gelen bir kısım toplulukların vesaire orada Kasitlerin karışmasından, yani onlarla akraba bazı topluluklar karışmasından oluşan bir kavim.
Kürtler. Çeçenler, Kasitler ve Belüçler. Belüçler vesaire bunların yani şey oldu. Bunlarla akraba diyorum. Yani Belüçlerden daha eski olma ihtimali var Kürtlerin. Yani Kuzey Kafkasya kavimleri de eskidir. O otokton ve kadim topluluklardır. Hititler bile Kuzey Kafkasyalıdır. Adı gelenle akrabadır. Yani böyle bir şey var. Şimdi Hattiler, Hititler dediğimiz. Hatta şeyin Kafkasya kitabına bakarsak, Kafkas tarihi, nedir? İsmail Berkok'un, General İsmail Berkok'un 60'lı yıllarda yayınlanmış Kafkasya tarihi. Tarihte Kafkasya diye kocaman bir kitabı vardır. Orada da bunlar zikredilir, bu olaylar. Şimdi buradan Zagros Dağı çevresinden yayılmış bir topluluk zaman içerisinde. Kuzeye, batıya, doğuya ve daha güneyine doğru yayılma göstererek oluşmuş bir topluluk Kürtler. Şimdi kadim bir topluluk, Farslardan daha önce çıkmış bir topluluk. Yani kendi adıyla. Yani Medlerin biraz geç döneminde ve Perslerden önce tarih sahnesine çıkmış bir topluluk. Dil olarak da eski bir dil. Yani Kürtçenin diyaleklerine baktığımız zaman gerek eski diyaleklerine, mesela Raci diyaleği diye Selçuklular döneminde Kürtlerin kullandığı bir lehçe var. Raci diyaleği deniyor. Her ne kadar onu Farsçanın bir lehçesi gibi bazı İranlılar gösterse de değil. Başka araştırmacılar şey bile Kürtçe olduğunu söylüyor. İkbal bile, Muhammed İkbal bile. Raci diyeleğinin. Evet. Şimdi onlara da bakıldığında Kürtçenin Farsçadan daha eski özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. V, B sesleri değişiminden tutalım. Meennes, müzekker vesaire kullanımından tutalım. Kullanılan bazı kelimelerin daha arkaik nitelikte olduğunu Farsça'ya göre. Çünkü eski Pehlevice'ye daha yakın görüyoruz Kürtçe'yi. Yani eski Pehlevice'de ben çalıştım. Eski Pehlevice ile Kürtçe arasında, Farsça ile Kürtçe arasında ki benzerlikten çok daha fazla benzerlikler var. Çok daha. Hint-Avrupa dilleri arasında tabii. Şimdi dolayısıyla bu bakımdan biraz da tabii ben Akatça bilmem ama Akatça bilenlerin de bana söyledikleri Ön Asya dilleri uzmanları Kürtçenin eski Elam ve Akat diliyle de bir akrabalığı olduğu söyleniyor. Yani tabii coğrafya olarak zaten yakın. Evet. Akat ve Elam bölgeleri Kürtlerin bölgelerine yakın. Şimdi Kürtler İslam tarihinden önce böyle bir şeyleri var. Bu Kafkas kavimleri falan gibi. Daha çok böyle Sarp Sıra dağların olduğu, geçitlerin dar olduğu. Adeta Sıra dağların o dağlık bölgelerde küçük düzlükler. Yerleşim yerleri küçük düzlükler. Yani büyük ovalara sahip değillerdi Kürtlerin ana vatanı. Küçük düzlüklerde geçit vermeyen o sarp yerlerin arasında yaşarlardı. Onun için kabile yaşarlardı. Öbek olurlardı. Yani mesela Türklerin şeyini karşılaştırırsak ana vatanını, Türklerin ana vatanı daha çok işte şey bozkırlar. Düz ovalık, büyük alan. Düz yani 1000 mil yol alabiliyor, daha fazla yol alabiliyor. Yani atlarla 1000 mil yol alabiliyor. Dolayısıyla daha büyük alanlarda, büyük coğrafyalarda hakimiyet tesis edebiliyor. Türklerin çok büyük devletler kurabilmiş olmasının esprisi buradan geliyor. Kürtler de bu anlamda büyük bir hakimiyet alanı geliştirebilecek bir coğrafyaya sahip değil ana vatanı. O yüzden kabile küçük öbekler halinde. Kuzey Kafkasya'da da aynıdır. Kuzey Kafkasya'dan Sohumkale ile Soçi arasındaki o bölgeye bakarsanız
o bölgelerde hep kabile kabiledir. İşte Gürcüler var, Çeçenler var, Çerkesler, Adige boyları çok fazla Adige boyu vardır biliyorsunuz. Karaçaylar var, Balkanlar var, Avarlar var, Lezgiler var. Var da var Dağıstan'da vesaire, Dağıstan'ın kadar. O bölgelerde, yani Abhazya bölgesini falan da hani katarak söylüyorum. Acaba gelenek olarak da bir yakınlık var mı hocam? Onu diyorum. Dil olarak Kürtçe ile Abhazya birbirine bir hayli yakın. Dil olarak söylüyorum. Evet. Bir hayli yakın. Şimdi bu bakımdan bir benzeşme de var. Yani ben bunu benzeştirmek için bazıları bunu kavrayamıyor. Neden bu bazı şeylerde böyle oluyor diye. Neden şimdi büyük imparatorluklar, Kafkaslar da büyük imparatorluk oluşturamadı. Ama diyelim Kafkas kökenli bir topluluk ya da bir hanedan gidip başka yerde hanedan kurabiliyor, bilmem ne olabiliyor, hakimiyet kurabiliyor. Evet. O başka. Ana vatanı söylüyorum. Yani nedir? Hititler. Nerede? Anadolu'da. Kafkas kökenliydi. Doğru. Evet. Çerkeslerle akrabaydı. Memlükler var. Daha eski Mısırlılardan da Hiksoslar da öyleydi. Hiksosların aslen Çerkes olduğuna, Adige olduğuna ilişkin kitaplar var. Dillerinin bile Hiksosları söylüyor. Antik Mısır'da yani. Antik Mısır'da. Şimdi Kürtlerin de öyle bir şeyi vardı. Mesela Sasaniler içerisinde, Sasaniler belli zamanlarda kısa süreli başka yerlerde Kürt hanedanları oluştu. Belli yerlerde. İslam öncesinde. Ama bunlar işte ne bileyim Erdeşir'le ilgili söyleniyor. Çünkü Sasani hanedanları da tek bir soydan gelmiyordu. Evet. Bizanslılar da tek bir soydan gelmiyordu. Kaç tane hanedan oldu? Onlarca hanedan var Bizans'ta. Evet. Osmanlı gibi değildi. Osmanlı'da tek hanedan sürebildi 600 yıl. Şimdi dolayısıyla böyle bir şeyleri vardı. Hani Eyyubiler nerede kuruldu? Mısır'da falan kuruldu. Hanedan Kürt'tü. Mervaniler nerede kuruldu? Ta Silvan, Diyarbakır taraflarında kuruldu. Yani Kürtler oraya, orası Kürtler için uç noktaydı. Kuzey noktası. Sınır. Evet. Yani Bizans'la sınır olduğu noktaydı. Yani uç bölgelerdi. Yani şimdi Kürtlerin ana vatanı olan o bölgeler direkt değildi. Sonra tabii Kürtler Diyarbakır'a falan da yayıldı. İslam'dan sonra Diyarbakır falan zaman içerisinde Kürtleşti falan. Fethi olduktan sonra tabii. O süreç içerisinde. Şimdi böyle bir hani böyle bir kavim. Bu kavimden daha çok işte bazı hanedanlar, şahsiyetler çıkıyordu başka yerlerde. Gurlular diye bir devlet kuruldu. Nerede? İşte Afganistan'da. Guriler, Kürt. Şerefname de söylüyor onu. Şu şerefnamenin Farsçası. Gurilerin Kürt oldu. Şurada söylüyor. Şurada söylüyor. Şimdi bu şekil böyle bir durum söz konusu. Bir kavim. Peki hocam mesela farklı devletler aynı dönemde yaşamış farklı Kürt devletleri arasında bir irtibat var mı o dönemde? Farklı Kürt devletleri şeklinde değil. Böyle yani dedim ya Türkler çok fazla hanedan çıkardı. Evet. Sebebi de o ana vatanlarında şey olmaları. Alan olması. Evet, alan olması. Anadolu'da da daha çok işte Orta Anadolu vesaire çevresini tercih etmeleri. Bozkırlık alanları tercih ettiler. Denizcilikte mesela o kadar şey değillerdi. Türklerin denizciliği, Arapların denizciliği gibi değildi. Araplar ve İranlar denizcilikte çok üstündü. Eski dönemde, Abbasi döneminde işte bu Basra'dan, hatta Emevi döneminde Hazreti Osman döneminde deniz fethikleri, Kıbrıs'ın fethi falan başladı. Tabii. Akdeniz'deki adaların çoğu alınmıştı. Daha sonra Haçlı seferleri sırasında Reconquista ile geri alındı o adalar. Kıbrıs, Rodos, işte Malta adaları, Mallorca, Sardinya, Korsika falan Müslüman adalarıydı onlar. Sicilya bile. Uzun zaman Müslümanların hakimiyetinde kaldı falan. Şimdi Araplar mesela şeyden, Basra'dan, o Körfez'den şeye kadar, Endonezya'ya kadar gittiler. Tüccarlar falan. İslamiyet'i yaydılar Endonezya'da. Çin Hindi'nde. Hindi Çin dediğimiz o bölgede.
Yani Malezya, Endonezya falan bölgelerinde Müslümanlar ciddi olarak yaydılar. Hindistan'ın o Karela falan bölgesinde özellikle Kalkutta'dan başlayarak oralara kadar yaymaya sebebiyet verdiler. Şimdi böyle bir durum vardı. İslamiyet gelince Kürtler ilk İslam tarihi kaynaklarından Mesudi ve Belazuri Kürtlerden bahsediyor. Mesudi'nin 1,5 sayfalık, ben size gönderdim onu. Evet. Kürtlerin kökeniyle ilgili falan belli şeylerde bulunuyor. O dönemdeki rivayetleri alıyor. Bir kısmını Arap olduğunu söyleyen, aslını bilmem ne. Bir kısmı bilmem başka şey falan. Onları sıralamış Mesudi. Bir sahabe efendimizden bahsediyordunuz hocam. He? Kürt olan bir sahabe efendimiz. Ona geleyim. Size de o kaynakları gönderdim. Ahmet bin Hanbel'in vesaire. Ve diğer kaynakları da gönderdim size. Bazı arkada görselleri alabiliriz arkadaşlar. Evet, evet. O görselleri Fî Marifet-i Sahabe Üstül Gâbe İbn-i Esir'i diğer kaynaklarda da İbn-i Hibban'ın sıkatında vesaire kaynaklarda İbn-i Esir'de geçiyor. İbn-i Hibban ve Ebu Nuaym'de. Ebu Nuaym el-İsfahani Marife kitabında. Şimdi buralarda geçiyor. Buralarda Caban Meymun bin Caban el-Kürdi diye bir tabiinden bahsediliyor. Babasından hadis rivayet ediyor. Meymun bin Caban, Meymun el-Kürdi veya Meymun bin Caban el-Kürdi olarak geçiyor. Meymun başka rivayetler de var da babasından da rivayetleri var. Babasından da rivayet ediyor. Ama sahabe babası. Babası sahabe oluyor otomatikman. Evet. Çünkü babasından Hazreti Peygamber'den hadis rivayet ediyor. Babası aracılığıyla, babasının zinciriyle. Dolayısıyla Caban diye, el-Kürdi diye bir sahabenin var olduğunu bu kaynaklardan öğreniyoruz. Evet. Kaynaklardan öyle. Caban bin Musa vesaire adıyla, Caban adıyla başka kimseler de var. Başka kimseler de var. Raviler arasında, çeşitli tabi'in ravileri arasında. Sadece Caban el-Kürdi yok. Başka bir Caban, iki tane daha Caban var. Ama Meymun bin Caban el-Kürdi, yani orada Caban el-Kürdi var. Tabi babasından bahsedilmiyor başkaca. Ama babasından Peygamberimizden hadis rivayet ediliyor. Dolayısıyla orada bir Kürt sahabi ortaya çıkıyor ortaya. Evet. Tabi daha başka şeyler, kaynaklar, bilmediğimiz kaynaklar ortaya çıkıp aydınlatılırsa bu daha başka şeyler belki ortaya çıkabilir. Belki de Meymun bin Caban'la ilgili bir kaya yazısı belki çıkabilir. Tabii. Belki çıkabilir. Dolayısıyla Kürt sahabi ve tabiine ait bir kaya yazıtına da ulaşmış oluruz belki. Bunun dışında bir tane Caban el-Kürdi. Caban el-Kürdi ile ilgili olarak son bir kitap da çıktı. Ahmet bin Hanbel'de de var. Diğer şeyde mi? Latinize olarak bu? Yani Türkçe mi çıktı hocam? Arapça, yok Türkçe'de çıktı. Türkçe'de çıktı bildiğim kadarıyla. Yani hem Arapça hem evet, Türkçe olarak. Meymun el-Kürdi an ebihi, babasından. Ve kile ismuhu Caban. Babasının adının Caban olduğu söylüyor. Caban'dan nakletti ve o hadis rivayetleri var. Şimdi dolayısıyla bu nerede geçiyor? Ebu Naim'de bile geçiyor. Ahmet bin Hanbel diye. Ahmet bin Hanbel der. Ebu Naim'in El-İsfahan'ın Ma'rifet-i Sahabe kitabından Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. İbnül Esir'in Üstülgâbe fi Ma'rifet-i Sahabe gene İbn-i Hibban'ın Fikat kitabında geçiyor. Meymun bin Caban, Ebul Hakem. Yerui an Ebi Rafi, an Ebi Hüreyre vesaire, revâ anhu vesaire. Başka rivayetlerini de vermişler. Bir de Ebu Meymun. Ebu Meymun'un ismi Caban. Yani çünkü Meymun'un babası ya. Yukalü ismihu Caban. Semi'an Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Gayre merretin. Yani kaç kez. Rava hadisehu Ebu Halid. An Meymun bin Caban, an ebihi. Babasından rivayet etti Meymun bin Caban diyor. Vesaire. Gene diğer başka kaynaklarda da geçiyor. Gösteriyorum. Yine aynı sahabeli. Evet, evet, evet. Meymun el-Kürdi. İbn-i Cevzi'nin El-Du'afa kitabı, El-Metrukun kitabında da gene geçiyor. Yani değişik kaynaklarda
geçiyor bu şekilde. Hocam, mesela doğuda Cizre'ye, Hakkari'ye, efendim Diyarbakır'a, Mardin'e, bu bölgelere Kürtlerin gelişi ne zaman oluyor? Yine sahabe efendilerimiz döneminde mi? Şimdi Kürtlerin İslam öncesi, yani daha doğrusu Kardukullarla ilgili olarak şey ettiğimiz zaman Anabasis kitabında ve diğer bazı kaynaklardan, eski Süryani ve Ermeni kaynakları bu konuda çok önemli. Bunların bir kısmı maalesef açığa çıkmış değil. Çünkü orada kilise kayıtları da var, yani papazların ve kayname kayıtları falan var. Mateus'un kayıt şeyi de vardır mesela. Mateus'un ve kaynamesi, onu Andreasyan çevirdi, Ermeni bir tarihçi tercüm vardı. Onu Türk Tarih Kurumu da bastı. İçinde her ne kadar bazı tahrifatlar yapılmış olsa bile. Ondan sonra orada da ciddi olarak yer alıyor Kürtlerin. Ebu'l-Ferec'in tarihinden tutalım. Diğer şeyini Barhabiraus dediler. Süryaniler arasında yer almış. Süryani papazı ama şey kökenli. Kürtçe. Yahudi kökenli. Yahudi kökenli. Yahudi kökenli. Şimdi onun da yani Ebu'l-Ferec tarihi önemlidir. Onu Ömer Rıza Doğrul İngilizcesinden çevirdi. Mehmet Akkerçön damadı. He? Evet, evet. Onu sonra çevirdiler ama onun Arapçası da var, şeyi de var. Asıl onun Süryanicesi önemli. Şimdi İslam tarihinde baktığımız zaman işte Mesudi bahsediyor. Ha, öncesinde söylüyorum. Öncesinde Zagros Dağ silsilesinden batıya doğru alırsak, şeye doğru Kirman'a kadar gidiyor İran tarafında. Şey tarafında ise, diğer tarafta ise, yani Anadolu'ya yakın olan taraflarda ise, Hakkari böyle Van Gölü'nün güneyi, Başkale'den alalım. Van Gölü'nün güneyi, Gelaş falan onlar, güney kesimleri. Siirt'in biraz güney kesimleri falan oraları alırsak, Batman Çayı'na kadar, Dicle'nin Batman Çayı kolu var. Oraya kadar olan o bölgeyi kapsıyor. Diğer taraftan güneye doğru Dohuk Saho bölgeleri falan civarında. Bugün Irak tarafında kalan? Evet. Zaten Irak şey tarafı falan diye bir şey yoktu. O sınırlar 26'da oluşturuldu. Şimdi ondan sonra yani İslam öncesi sınırları böyle. Diyarbakır Ermeni ve Süryanilerin yoğun olduğu bir yerdi. Merkezi de dahil olmak üzere. O sırada orada Kürtlerin topluluklarının bulunduğuna dair elimizde kayıt yok. İslam öncesi. Hangi dönem için hocam? İslam öncesi. Ha, İslam öncesi. Evet. Ama bu Batman Çayı'na kadar olan bölge, Batman Çayı'nın batısında Ermeniler var, doğusunda Kürtler var. Anabasis de şu diyor ki, Kardukularla Armenyalılar arasındaki ilişkiler düşmanca olduğundan direkt sahil kısımlarında yerleşim yeri yoktu, köyler yoktu diyor. Yani demek ki hep birbirleriyle savaş falan halinde Ermenilerle Kardukullar. Evet. Tarihin o şeylerinden beri Kürtlerle Ermeniler birbirlerini sevmezler. Böyle bir çatışma var. Çatışma halinde. Bu dine de şey yaptı. Mesela zannederler ki Kürtler İslam öncesinde farklı pagan inançlara ve bir de bu yıldızlara tapan Sabi'lerden aldıkları belli inançlara sahiplerdi. Harran Sabi'leri. Bağdat Sabi'leri ayrı. Onlar ehli kitaptır. Bir de Harran Sabi'leri var. Onlar kendilerine Harran Sabi'ler, Sabi'yi denilenin nedeni ehli kitap şemsiyesi altında o ehli kitap şeyinden yararlansınlar diye İslam tarihinde kendilerini öyle kamufle etmişler. Evet öyle. Onlar yıldızlara, güneşe yıldızlara tapan pagan topluluklar. Kürtlerde paganlık daha fazla yaygındı. İran taraflarında içe doğru Kirman vesaire oralara doğru olan yaygınlaşan o Kürtler arasında da Sasanilerin vesaire şeylerin etkisiyle, daha böyle etkiyle Zerdüştilik vardı. Zerdüştilik biraz daha böyle kuzeylerde Azerbaycan bölgesinden başlayarak İran içlerinde Şiraz vesaire, oradan belki Hindistan'a yakın yerlere kadar bölgelerde böyle bir şey çiziyordu, yay çiziyordu Zerdüştilik. Mesela Azerbaycan adı
Eski Farsça bir kelime, Türkçe bir kelime değil. Yani orada can kelimesinden gelmiyor. Türkçe zaten can kelimesi de Türkçe değil. Ondan sonra Azerbaycan, ateş tapınağı ülkesi demek. Azer ateş demek eski. Bu Farsça olarak mı hocam? Eski Farsça'da. Ha, eski Farsça'da. Kadim Farsça'da. Azer ateş demek, beygan tapınak yerleri anlamına geliyor. Beygandır. Azer beygan. Azer baygan veya beygan ikisi de kullanılır. Eski sözlükleri, özellikle dehkuda sözlüğüne bakıldığı zaman 52 cilt Farsça sözlüktür o. Dehkuda'nın, Allame Dehkuda'nın 20. yüzyılda yazılmış en büyük sözlüklerden biridir o. Muazzam bir sözlük. Orada da bu etimolojiye yer alır burada. Azerbaycan. Şimdi çünkü orada çok ateş tapınağı. Hatta Hazreti Peygamber döneminde dikkat ederseniz orada bir bin yıldır sönmeyen ateş sönüyor. Evet. Oralar ateş tapınakları olan, çok ateş tapınakları. Bu eski Zerdüşt hadisi değil mi hocam zaten? İşte o Azerbaycan. Kürt bölgesinde biraz daha diğer Farslara yakın olan kısımlarda, Fars topluluklarına, diğer topluluklara yakın olan bölgelerinde Zerdüşt'lük vardı. Ama diğer bölgelerde daha çok farklı pagan inançlarına sahipti ve bir de Haran Sabi'nin etkisi vardı. Kürtlerde genellikle dini şeyler böyleydi. O dönem Bağdat'taki çok Sabiler... fazla anavatan bölgelerinde, Zagros'ta ise çok fazla izole yaşarlardı Kürtler. Coğrafi geçit olmaması dolayısıyla doğru dürüst. Birbirinden izole, küçük küçük kabileler, aşiretler vesaire. Sonra böyle bazen böyle bir kabile, konfederasyonlar, birkaç kabile birleşiyor, bir yere göç ediyor. Evet. Kürtler daha çok yarı göçebeydi. Yani yarı göçebe bir topluluktu. Bu göç ettikleri zamanda o zaman belli bir bölgede aşiretler konfederasyonu şeklinde. Hakkari adı da oradan geliyor. Hakkariye, Hekkariye'dir. Hekkariye Kürt aşiret konfederasyonunun adıdır. Hekkariye adı. Anadolu'da ilk bölge orası mı hocam? Yok, bugün hayır. Veya şeyde, Anadolu'da evet, yerinde, evet, evet. Türkiye evet, Cumhuriyeti'ne evet. diyelim. Bu sınırlar içerisinde Hakkari adı da oradan geliyor. Hakkari bir coğraf bölge adı. Şehir merkezinin adı Colemerk'di. Colemerk. Osmanlı zamanında da Colemerk. Hatta 50'li yıllarda bile Çölemerik deniyordu oraya. Şimdi dolayısıyla hani o şeyi vardı. Akkariye, Hekkariye, Akkariye birkaç şekilde var. Telaffuz farkı var. Orada bir Kürt Aşiret Konfederasyonu'nun şeyi öyle diyor. Yakutul Hamevi Mu'cemül Bildan'ında söylüyor. Hekkari adının o kökenini orada açıklıyor. Şimdi İslam tarihinde ya önceki o sınırları, yani Van Gölü'nün başkale sınırıydı. Başkale'nin kuzeyi Ermeniydi, güneyi Kürt'tü. İslam öncesi. Evet. Ermenilerle Kürtler birbirlerine yakın coğrafyada yaşarlardı. Fakat Ermeniler Hristiyan olduğunda Kürtler Hristiyan olmadı. Belki evet. bazı aileler Hristiyan oldu ama Ermeni kilisesine tabi olarak Ermenileştiler zamanla. Evet. Kürt kilisesi oluşmadı. Çünkü Kürtlerde toplu Hristiyanlaşma falan olayı yok öyle bir şey. Çeşitli İslam geldiğinde farklı pagan inançların daha çok yaygın olduğu bir topluluktu Kürtler. Belazuri iki yerde çatışmadan söz eder sadece. Yani iki bölgede Kürtlerle İslam orduları arasında bir çatışma olduğunu ifade eder. 6-7 yerde Kürtlerle ilgili yerler geçer ve bahseder Belazuri'nin Futuhul Buldan, beldelerin fethi diye meşhur kitabıdır. Bunun Ensabül Eşraf diye bir kitabı var. Yaklaşık olarak işte 200'lü falan yıllarda vefat ediyor. Miladi 200'lü yıllarda. Yok. Hicri olarak. Hicri. Yani 1200 yıllık bir eser mi hocam şu anda yaklaşık? Yaklaşık. Yani tabii elimizde en eski nüshaları şu anda yok. Matbu nüshası. Yani Mevlidühü. Hangi coğrafyada yaşamış efendim? Bir isim hocam. Hangi coğrafyada yaşamış bir isim?
Hangi bölgede? İkinci yüzyılda doğuyor. Neşe Bağdat'ta büyüyor. Hmm. Bağdat'ta büyüyor. Belazur İran tarafında bir yer. Evet. Bağdat'ta şey diyor. Rehlet diyor. Hele. Tamam hocam, bu şeyde, yok hayır, sadece ölüm tarihini biliyordum da şu anda aklımda değil. Önemli değil hocam bu. Peki ovaya gelmeleri nasıl oluyor hocam? Yani biraz daha böyle belli, batı belli tarafı. Kürt toplulukları ovaları geliyorlar. Şimdi iki tane sadece çatışmadan söz ediliyor. Taberi'de de Kürtlerle ilgili bazı bahisler var. Taberi bir rivayet üzerinden ta Nemrut dönemine falan götürüyor Kürtleri. Tabii o rivayet böyle mevkuf bir rivayet. Hmm. Hazreti Peygamber'e dayanan bir rivayet değil. Abdullah bin Ömer'e dayanan zayıf bir rivayet o. Hmm. Yani bayağı zayıf bir rivayet. Abdullah bin Ömer'e dayanan mevkuf rivayet denir. Sahabede duran, Hazreti Peygamber'e ulaşmayan. Yani, sahabenin kavli. O kadar kuvvetli değil. Sahabe kavli o. Sahabe kavli o. Evet. Sahabe sözü. Sahabe sözü. Ama o da zayıf olarak geliyor. Sahabe sözü olarak. Yani ona mevkuf rivayet denir ona. Evet. Hazreti Peygamber'e ulaşmaya. Hı hı. Ondan sonra. Şimdi Taberi'de vesaire diğer başka kaynaklarda da Kürtlerle ilgili bir şey. Bazı kayıtlarda işte şey de söyler onu. Firdevsi şey Şahnamesinde de söyler. İşte meşhur Rüstemizan'ın Kürt olduğundan söz eder. Ünlü Zalalı Rüstem'in falan, evet. Kürt olmasından falan söz eder. İşte Erdeşir'in Kürtlüğü meselesi vesaire. Yani hı, böyle şeyler gelir. Selçuklu'da hocam bir raci lehçesinden bahsettiniz. Aha, bahsettim. O eski Kürt lehçelerinden söz. Hangi bölgede yaşıyorlar o dönemde o raci lehçesini kullanırken? Kullananlar biraz daha bu Azerbaycan-Hemedan arasındaki Kürtler. Hı. Beylakani, Mücirid'de Beylakani var. Raci diyeliyle şiirleri yazan Fehleviyat deniyor onlara. Bir de şeyin Baba Tahir-i Kürdi. Baba Tahir-i Üryan ya da dediğimiz onun şeyleri var. Dörtlükleri, rubaiyatı var. Hı hı. Onun rubaileri var. Selçuklu dönemi. Şeyle Tuğrul Bey'le çağdaş. Hı. Tuğrul Bey'le görüşmesi Rahat Sudur. Emin Ravendin'in Ravendin'dir Rahat Sudur diye Selçuklu tarihi var. O zaman İran'a yakın bölgelerde. Evet, Hemedan'da. Hemedan'da. Hı hı. Hatta bu şey kitabında da geçiyor. Elimizde Nusretül Kulüp adlı coğrafya kitabı var. Burada da geçiyor Hemedan'da, türbesinin Hemedan'da olduğunu. Efendim, mesela, evet. Bu kitapta da geçiyor. Bu Nusretül Kulüp'ün İngilizcesi. Strange tarafından yapılmış İngilizce tercümesi. Burada da geçiyor. Burada zaten Kürdistan diye bir bölgede geçiyor. Şimdi ona da... Selçuklu dönemi mi hocam? Bu Selçuklu döneminden sonra Osmanlı'nın hemen başlarında yazılmış hemen bir kitap. Bir kitap. Müstevfi'nin Kazvini 740'ta 1340'ta yazılmış. Hmm. Osmanlı'nın ilk zamanları. Mesela İdrisi Bitlisi Hazretleri böyle bir... Oraya geleceğim hemen. Hemen şimdi şöyle İslam tarihinde böyle şey der ve kısa sürede orada Müslümanlığın yayıldığını görüyoruz. Evet. Çünkü Adıyaman'a kadar sahabe geliyor Samsat civarına kadar. Hmm. Samsat'ta bir sahabe kabri vardır. Evet. Onun oraya geldiğine dair tarih kaynaklarda şey var, İslam kaynaklarında. Bitlis kayıtlar tarafında var. Yok mu hocam? İşte oralara kadar. Hı hı. Şey zamanında, Hazreti Ömer zamanında Bitlis'in ilk fethi gerçekleşiyor ve Diyarbakır'a İyaz bin Ghanem geliyor. Evet. İyaz bin Ghanem geliyor ama Bitlis'e kadar ilerliyorlar. İşte o Kürt bölgeleri, bir de İran tarafları zaten. Yani o... Batı İran bölgesi, Kürtlerin asıl eski ana yurdu olan yani o bölgeler zaten şeyden sonra, Irak'ın fethinden sonra oraya gidilirken oralarda İran taraflarına zaten Kürt bölgeleri üzerinden gidiliyor. Onun için iki tane Kürtlerle çatışmadan söz ediliyor burada. Onun dışında başka bir çatışma bilmiyoruz. Evet. Kürtlerle İslam ordusu arasında. Ve İşte bu Meymun bin Caban falan meselelerinden bir söz Halil el-Kürdi'den bahsediliyor. Halil el-Kürdi'den bahseden bir Osmanlı kaynağı. Hı hı. Geç dönem bir Osmanlı sahabi kaynağı. Sahabi olarak? Yok, tabiin. Tabiin. Yaklaşık olarak 751 tarihinde vefat ettiği söyleniyor. Hı hı. 751 tarihinde vefat ettiği söyleniyor. Ona dair menakıp anlatılıyor.
Lemezat-ı Hulviye diye Mahmut Hulvi var. Şehrimini'de Hulvi tekkesinin kurucusu. Gülşenilerden. Gülşeni tarikatından. Bir kimse. Şeyde, Gülşeniler Edirne'de bizzat vardı. Ha. O Hasan Sezaioğlu. Ama asıl Gülşeni Mısır'da. O da Gülşeni Piri. Değil mi? Tamam, o da Gülşeniliğin Sezai'ye kolunun kurucusu. Ben onun hayatı hakkında da yazdım. Sezai Gülşeni Türbesi'ni de ziyaret ettim. Şimdi şeyin asıl Gülşeniliğin kurucusu Şeyh İbrahim Gülşeni. Azerbaycan Diyarbakır'dan. Sonra işte şeye gidiyor. Mısır. Safeviler gelince Diyarbakır'dan kaçıyor Mısır'a. Evet. 940 tarihinde Hicri Mısır'da vefat ediyor. Gülşenilik Şeyh İbrahim Gülşeni'den geliyor. Bir zamanlar çok yayılmış bir tarikat. Ama şu anda Gülşeniler hemen hemen şey değil yani. Yok kadar az. Evet. Halvetiye'nin bir kolu tabii. Evet. Halvetiye-i Gülşeniye dediğimiz tarikat. İbrahim Şeyh İbrahim Gülşeni'nin. Onun maneviye, divan-ı manevisi vesaire var. Yani büyük bir divanı var. 40 bin beyitten söz, beyitli bir şey var. İbrahim Gülşeni'nin halifeleri. Şeyhleri, Dede Ömer Ruşen'in halifesidir o. Seyyid Yahya Şirvani'ye falan dayanır onlar gider. Şimdi... O zata mı dayandırıyor o Gülşen'i? Halvetiliğin konuda oradan kol olarak ki Dede Ömer Ruşen'in halifesidir. Yok şey olarak yani Halil el-Kürdi'yi... Hayır, Halil el-Kürdi'yi yazan adamı söylüyorum. Mahmut Hulvi. Hı. Mahmut Hulvi, Lemezat-ı Hulvi'ye adlı kitabında Halil el-Kürdi diye bir Kürt tabiinden bahsediyor. Evet. Ve onun menakıbını anlatıyor. Ve bir de mezar yerini söylüyor. Diyor ki Senman diye bir köydeydi. Cudi Dağı'nın eteklerini söylüyor. Evet. Bugün Heştan diye bir köy var Şırnak'ta. Gene aynı bölgede. Diyor ki halen diyor kabri ziyaretgahtır diyor. Bunu yazdığı tarihler 17. yüzyılda. 400 sene öncesi. Evet. Şimdi böyle birisinden bahsediyor ama onun dışında başka bir bahseden görmüyorum. Ben de bunu aldım, tercüme ettim, yayınladım daha doğrusu. Şeyi de yaptım, efendime söyleyeyim, hatta Kürtçe'ye tercüme edip yayınladım bunu. Bunu Kürtçe'ye de tercümesini yaptım, size de gönderdim. Evet. 751 yılında. O kabri tespit edebildiniz mi hocam? Yok, hayır. Orada 750-51 yılında vefat ediyor. İlk şey zamanında, hemen Abbasilerin ilk yılında veya sonunda hemen. Ama Ümevilerin sonunda, Abbasilerin başında vefat ediyor. Ha, burada Abbasilerin başında, Saffah'ın döneminde, Ebu Abbas Saffah'ın döneminde. İlk Abbas halifesinin zamanında vefat ediyor. Şimdi hakkında işte böyle geniş bir menakıb, kerametleri falan anlatılıyor. Böyle bir kayıt. Ama bu kaydı çok eski kaynaklar kullanmış. Ama bu o bazı eski kaynakları bugün elimizde yok. Hulvi'nin kullandığı kitabında. Dolayısıyla başka kaynaklarda ulaşamıyoruz. Kaybolmuş bir kaynak muhtemelen. Anladım. Muhtemelen diyorum. Kaynak olarak gösterdiği sebebi evet, evet. Sonra Kürtler, Abbasiler dönemine gelindiğinde Müslümanlaşma tamamlanmıştı. O bölgeye de biraz baktığımızda, o bölgede öyle bir izlenim alıyoruz belli bölgelerde. Abbas'ta mesela Cezireti İbni Ömer, İbni Ömer diye bir komutan geliyor, Cizre'yi fethediyor. Cizre böyle bir ada gibidir. Etrafı hep nehirle çevrilmiştir. Sadece küçük bir kıstakla diğer kara parçasına bağlıdır, yani şeye bağlıdır. Cizre öyle bir merkezdir. Onun için oraya Cezireti bir İbni Ömer deniyor. İbni Ömer adası deniyor. Evet. Hani nehirin böyle... Ada formunda olması için. Evet, ada gibi. Bitlis'e de öyle derler. İki tane su geçer Bitlis'ten. Evet. Doğa Piyalası'ndan gelen. Bitlis şehri o iki su arasında, kar su arasında kurulmuştur. Onun için Mahsur Beynen Nehreyn denir. Bitlis için. İki nehir arasında mahsur kalmış. Şimdi şeye geliyoruz. Abbasiler döneminde artık Müslümanlaşma tamamlanmıştı. Yani ilk şeyler Kürtler arasında işte böyle ilk çıkan şahsiyetler işte Caban, Meymun, ondan sonra Halil el-Kürdi falan. Abbasiler döneminde bu çok daha tabii fazla artık. Kürtler arasında ulema çıkıyor.
meşayih çıkıyor. Ali el-Kürdi'den vesaire. Kim ne kadar. Hacı Abdullah Çavpare. Çavpare gibi vesaire gibi. Kürt mütasavvıflar. Nefatül İns kitabına bakarsak şeyin veya Tezkiretül Evliya'ya, Felsüddin Attar'ın, Malla Cami'nin Nefatül İns kitabına bakarsan bunları böyle tek tek görürüz. Hatta Abdülvahap Eşşarani'nin Tabakatül Kübrası'nda da bunu bulabiliriz bunları. Tabakatül Kübrası'nda da bulabiliriz. Şimdi o dönemlerde ilk Kürtler arasında böyle Mervaniler hanedanı çıkmaya başlıyor. Çünkü Abbasiler o şeyini kaybediyor. Merkezi yönetim gücünü kaybetmeye başlıyor. Çeşitli İslam dünyasında Abbasilerin hakim olduğu bölgelerde çeşitli hanedanlar, Samanoğulları, işte Tolunoğulları, İhşitoğulları Mısır'da falan işte. Evet. Ondan sonra Kuzey Afrika'da zaten Endülüs Emevileri ayrıca kurulmuştu. O rakipti çünkü Emeviler yıkıldıktan sonra Emevilerden biri kaçtı oraya. Orada Kurtuba'yı merkez edinerek orada Endülüs Emevilerini kurdu. Zaten daha önce Emevilere aitti ama Abbasiler oraya hakim olamadı hiçbir zaman zaten. Bir de Kuzey Afrika'daki diğer çeşitli berberi toplulukları da hanedanlıklar kurdu. 22 berberi devleti kuruldu İslam tarihinde. Bu Endülüs tarafında hiç bir şey var mı hocam? Bir Kürtlere dair kaynak? Yok, elimizde bilmiyoruz. Şimdi Kürtlerin şeye kadar, Libya'ya kadar gittiğini biliyoruz. Libya'daki şeylerin Köroğlu bugün denilen Karaoğullar ve Kuloğulları asıl. Kuloğullarının bir kısmı Kürt. Bir kısmı Zülkadriye'den, Zülkadiroğullarından, bir kısmı Çerkes, bir kısmı Kürt falan filan. Yani böyle karışık olur. Mısır'ı biliyoruz zaten. Şimdi ondan sonra şeyi diyecektim. İlk önce Mervani Hanedanı kuruluyor. Mervani Hanedanı Silvan taraflarında kurulup sonra Diyarbakır'a hakim oluyor. Harput'a kadar ilerliyor. O Kürt bölgelerinin önemli bir kısmı Mervani Hanedanı'nın Musul'a kadar olan kısımları Mervani Hanedanı'nın eline 80 küsur yıl, 84 yıl devam eden bir hanedan. Sonra Melikşah tarafından ortadan kaldırılıyor. Şimdi bu Mervani Hanedanı varken Selçukluların ortaya çıkış tarihi Tuğrul Bey. Zaten Selçukluların tarihi ortada. Dukak diye bir Selçuk'un babası mı dedesi mi tam ondan emin değiliz tarihi şeylerden. Dukak diye bir komutan şeye geliyor. Hazarların komutanı Hazar Hanı ile birlikte. Hazar Hanı Demirliya ile kavga ediyor. Yaralıyor falan. Kaçıyor Hazarlarda. Kendi adamlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte kaçıyor İran taraflarına. Geliyor. Sonra orada bu aile Müslüman oluyor. Selçuk'un Müslüman olduğu söyleniyor veya Dukak'ın tam emin değiliz. Kimin ilk Müslüman olan. Ama Selçuk'un Müslüman olduğu kesin. Selçuk Müslüman oluyor. İşte Selçuk'un çocukları Tuğrul vesaire, İbrahim İnal vesaire vesaire. Şey. Fakat tabii İbrani Tevrat isimleri taşıyorlar daha çok. İşte İbrahim, Davut, Yakup falan gibi isimler taşıyorlar. Onun sebebi de Hazar kültürü. Yani işte bunlar da Hazarlar gibi Yahudi miydi acaba deniyor. Bazı şeyler Oğuzların başı deniyor. Şeyin kitabında, Kirman Selçuklularıyla ilgili Bündari'nin kitabında. Bündari'nin kitabında şey olarak geçiyor. Oğuzların başıydı. Yani Hazar Hanedanı'na bağlı olan Oğuzların başı deniyor. Onu tam bilmiyorum. Orada öyle geçiyor ama. Onu söylüyorum sadece. Sonra işte Tuğrul Bey zamanında büyüyor. Tuğrul Bey işte Dandanakan Savaşı falan. İşte ondan sonra Tuğrul Bey güçleniyor. Tuğrul Bey'in güçlenmesi ve Abbasilerle şey olması. İlişki kurmaları ve o sırada da Büveyhiler diye bir devlet var. Fatimiler var Mısır'da. Mısır, Suriye ve şeye hakimler. Cezayir'e kadar o bölgelere hakimler ve bir de şeye hakimler. Arabistan'a hakimler. Aa, bayağı tabii. Büyük. Ondan sonra bu Büveyhiler hangi bölge? Büveyhiler İran tarafında ortaya çıkmış bir hanedan. Büveyhiler onlar da Fatimilere bağlı. Fatimileri tanıyorlar. Şey olarak, imam olarak tanıyorlar. İsmail Şiisi onlar da. Büveyhiler.
Veyhilerin başında da Arslan Besaselim diye bir Türk komutan var. Bu şeyi... Yani İsmail Şiisi o zaman hangi dönem hocam? Turul Bey dönemi. Turul Bey dönemi. 1040, 1050, 1060. Şiilik de o dönem... İsmaillik vardı. 800, 900 tarihlerinde şeyi Fatmi Devleti kuruldu. Ya şey değil, daha sonraki dönemlerdeki kadar güçlü olmasa da... Fatimiler yine... o dönemde, 12 İmam Şiası yoktu. İran'daki bugünkü Şialık değildi. O ha. Çok sonra. Yani Caferiye Şialı evet. Dediğimiz 12 İmam Şialı, o 7 İmam Şialıydı. Yani eskiden Kırmıtiler vardı, Batini Şii gruplar vardı. Ta işte Muhtar Sakafi'den başlayalım. Muhtar Sakafi, Urabiye fırkasının şeyinden falan. O fırkaya mensuptu. O dönemlerde daha hani çıktı. Hı hı. Muhtar Sakafi zamanında öyleydi daha. Şimdi dolayısıyla çeşitli Şii grupları vardı. Emevilerin ağır baskısı farklı Şii ve Rafizi gruplarının çıkmasına sebebiyet verdi. Hı hı. Sonra bu Abbasiler döneminde de zaman zaman devam etti bu ağır baskılar. Bu Kürtlerin içerisinde Şiilik var mıydı hocam o dönem? Kısmen. Şimdi bu Turul Bey şimdi o sırada Mervanilerin ortaya çıkış tarihi Abbasilerin 3. dönemi, Şafii olduğu dönemde çıktı. Hocam Turul Bey'de bir virgül koyalım. Evet. Konuyu bölmeyelim. Bir kısa aramız var. Aranlardan tekrar devam edelim isterseniz. Özür diliyorum. Kıymetli dostlar, tarihten yansıyanlar devam edecek. Kürtlerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Ayrılmayın. Buradayız efendim. Evet, kıymetli dostlar, tarihten yansıyanlar devam ediyor. Kürt tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, bir arada çok tatlı bir şey oldu. Kısa bir ders daha oldu ama ondan izleyicilerimiz de faydalansın diye onu tekrar sorayım istiyorum. Hazırlan az önce Dukok, Dukok'tu değil mi? O Dukak. Selçuk'un, Dukak. Selçuk'un babası Selçuk Bey'in. Onun Hazar Hanedanı'yla, Hazar Bey'iyle beraber bir... Hazar Hanedanı'nın komutanı. Evet. Komutanlarından, Demirli Yayın. Evet, onu bahsetmiştik. Şimdi arada konuştuk. Rothschild ailesinin Türk olduğunu açıklayacağıyla ilgili son 2-3 senedir bazı böyle dedikodular diyelim. Yani akademik dedikodular da denebilir. Eşkeniz oldukları için. Evet, bunu yakıştıran isimler çok. O dönemde hakikaten böyle bir şey olmuş mudur? Yani şeyler tamamen Rothschild'ların Türklüğünü açıklayacak meselesinin zemini hakikaten sağlam mıdır yoksa? Zemin şu, yani diyor ki işte 740 yılında Hazar Hanedanı, Hazarlar Müslümanlarla 736'da Kafkasya'da bir savaş oldu Müslümanlarla. Evet. Hazarlar arasında. O dönemde işte o Kafkas kavimlerinden mesela bazıları Müslümanlardan yana tavır aldılar. Gürcüler gibi. Gürcüler Müslümanların safında savaştılar. Tiflisliler. Şimdi Hazarların Yahudiliği kabul etmesi söz konusu. Ona dair bazı belgeler de var. Yani Hazarların Yahudiliği kabul ediyor. Hazar Hanı Yahudiliği kabul ediyor. Ve Hazarlar uzun süre 200 yıl, 300 yıl o bölgelerde egemen oluyorlar. Yaklaşık olarak egemen oluyorlar. 300 yıl belki biraz daha fazla hatta. Egemen oluyorlar. Hazarların o bölgede Yahudiliği yaydıklarına falan dair şeyler söyleniyor. Yani Doğu Avrupa Yahudilerinin, Rus Yahudilerinin, Rusya'daki Yahudilerin ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Eşkenazların yani Eşkenazlar dediğimiz. Yidiş konuşan bu Eşkenazların, Yidiş konuşan bu Eşkenazların kökenlerinin bu Hazarlar olduğu söyleniyor. Bu Hazarlar olduğu iddia ediliyor. Bütün Doğu Avrupa Yahudilerine falan. Bu konuda şeyin bir kitabı var. O iddia ediyor. 13 Tribe. 13. kabile. Arthur Koestler'in. Sonradan öldürüldü diye biliyoruz onu. O kitap çok yayınlanmıştır falan. Böyle şey olmuştur. Türkçe'de tercüme. Say yayınları çevirdi bildiğim kadarıyla. Ondan sonra şimdi Dunlop'un bu konuda genelde Hazar Heritage diye bir kitap var. Çeşitli kaynaklarda, Yahudilerle ilgili tarih kaynaklarda
tarihlerine ilişkin kaynaklarda Hazarlardan söz edilir, Yahudileşmesinden falan. Fakat bazıları da diyor ki hayır, Hazar Hanı ve çevresi Yahudi oldu ama bütün halk Yahudi olmadı. Evet. Sadece onlarla sınırlı kaldı. Dolayısıyla Eşkenazların onların torunu olduklarını, onlardan geldiklerine dair şeyler temelsiz. Bunu bir kısım şeyler de söylüyor. Yani İsrail'de Yahudi soyu meselesini, Beni İsrail meselesinden şey eden Ortodoks Yahudiler ve diğer Yahudiler de söylüyor. Çünkü İsrail'de bugün Eşkenazlar hakim durumda. Evet. Netanyahu'dan kim ne kadar? Eşkenaz. Yani Eşkenazlar, ülkeyi yöneten sınıf daha çok Eşkenazlar. Sefaratlar ikinci geliyor. Şimdi dolayısıyla bu konuda bir tartışma var. Tartışma tam sona ermiş değil. Peter Golden'ın The Hazar Studies, Hazar Çalışmaları diye bir kitap var. Türkçe'ye tercüme edildi galiba diye biliyorum. Onun çalışması bu konuda en böyle kaynaklara dayalı, en yani ilmi çalışma. Somut. Evet, somut çalışma. Bu konuda başka çalışmalar da var ama Peter Golden'ın bu konudaki çalışmaları daha elle tutulur şeyde. Bu tam şey değil. Ve değil o zaman. Halen de işte İsrail adı Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerindeki ad olarak kullanılıyor. Kırgızistan'da falan İsrail adını taşıyan insanlar var. Müslümanlar ama şey değil. Belki de o Hazar kültürünün etkisi mi bilemiyoruz işte. Çünkü bu şeylerde de Hazar İbrani Tevrat isimleri taşındılar Selçuklular ilk önce. Evet. Mikail, Yakup, İbrahim vesaire gibi, Davut gibi İbrani Tevrat isimleri taşıdılar. Hatta Simavna Kadısoğlu Şeyh Bedettin'in babasının adı İsrail olması. O da çok enteresan. Kadı İsrail, kadı. Simavna Kadısı. Simavna bu şu anda Batı Trakya sınırları içinde kalan bir yer. Oranın kadısı. Ve adı İsrail. Ama sebebini açıklayabiliyoruz. Çünkü Selçuklu soyundan geliyor, hanedandan. Simavna Kadısoğlu Şeyh Bedettin, yani babası hanedandan, o Selçuklu soyundan geliyor. Dolayısıyla Selçuklularda da bu adlar kullanılma ve Hazarlarla ilişkileri. Çünkü Hazar Hanı'nın Selçuk'un babası veya dedesi, babası daha büyük bir ihtimal, Dukak veya Tukak, Demirliyay'ın, Hazar Hanı Demirliyay'ın komutanı, komutanlarından ve ondan kavga oluyor, kavgada başını yarıyor falan, kaçıyor. Hazarlarla ilişkisini koparıyor, adamlarını alıp güney tarafına iniyor. Sonra bunlar güneyde Müslüman oluyorlar. Müslüman olduktan sonra işte yavaş yavaş Gaznelilerle olan şeyleri, mücadeleleri falan derken, Dandan'ın kan savaşını kazanmaları falan derken büyük bir Selçuklu İmparatorluğu kuruluyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Tuğrul Bey ilk Kürtlerle olan ilişkide Tuğrul Bey zamanında oldu. Evet. Mervaniler de Abbasilere bağlı, Selçuklular da Abbasilere bağlı, Üveyhilere karşı. Sünni. Büyük Selçuklular Şafii'ydi. Kürtlerle ortak yanları da oydu o zaman. Anadolu Selçuklular Hanefi'ydi. Büyük Selçuklu devleti, rey merkezli, Büyük Selçuklu devleti Şafii'ydi. Şimdi o dönemde Abbasilerde Şafilik artık egemen olmuştu. Şafiliğin yani ilk dönemi Abbasilerin, sonra Memun'la birlikte başlayan Mutezile dönemi, daha sonra üçüncü mütevekkil bir emrillahla başlayan Sünni ve Şafii falan dönemi. Şafilik daha çok şey oldu. Şimdi Mervaniler de Abbasilere bağlı olarak gelişti. Abbasilerin Şafilik döneminde ortaya çıkan bir hanedan olduğu için Mervaniler de Şafiliği benimsedi. Tuğrul Bey de, bunlar da Şafii'ydi. Dolayısıyla Abbasi hilafeti anlamında ittifak ettiler halifesine bağlılık konusunda. Tuğrul Beşe'ye gittiği zaman Üveyhilere karşı 1061'de Bağdat'a geldi. Üveyhiler işte o İsmaili Şiasına bağlılardı. Onlar Fatimilere bağlılardı. Üveyhilerin komutanı olan Arslan-ı Besasir'i şeyi kuşatmıştı. İyice şey altına almıştı. Ablukaya almıştı. Bağdat'ta, evet. Bunun için Bağdat'ı geçti. Sonra Arslan-ı Besasir'i idam ettirdi. Tabii Tuğrul Bey. Ondan sonra o sırada büyük oranda ordusu Kürtlerden oluştu. Mervaniler asker verdi. Tuğrul Bey. Evet, Tuğrul Bey Mervaniler asker verdi.
Mervaniler orada yer aldı. Ve oradan o Abbasi hilafeti üzerine, hilafet geleneğinin üzerine Türk-Kürt ittifakı orada başladı. 1061 mi? 1061. Çok orada enteresan. Başladı. İttifak tarihi yani Anadolu'nun kapılarının açılmasından 10 sene öncesi. Evet. Anadolu'nun kapıları açılırken de bu Sıbdi İbn-i Cevzi'nin kitabın Mirat-ı Zaman kitabıyla İbnül Adem'in kitabında geçer. Bugyet-i Talep kitabında geçer. Ondan sonra o her iki eserde şunu söyler. Hatta İslam kaynaklarına göre Malazgir Savaşı Faruk Sümer'in çalışmasıdır. O şeyde basılmıştır Türk Tarih Kurumu'nda. Orada da nakledilir. Arapçaları da verilmiştir. Orada Mervanilerin yani Kürtlerin 10 bin civarında askerle Kürt olduğunu söyler. Kürtlerden 10 bin civarında kimse yer aldı. Malazgirt Savaşı'nda anlatılır orada. İki kayıtta geçer. Sıbdi İbn-i Cevzi'nin Mirat-ı Zaman Fi Tarih-i Laya ve Bugyet-i Talep Fi Tarih-i Halep kitabında şeyin İbnül Adem'in. Malazgirt. Bu her iki kitapta basılmış, o kısımları basılmıştır en azından. Malazgirt'te 10 bin Kürt asker var. Evet, evet, evet. O iki kaynağı söylüyorum. Sultan Abbas'ın ordusunda. Malazgirt Savaşı, İslam kaynaklarına göre Malazgirt Savaşı Türk Tarih Kurumu kitabında da yer alır. Şimdi orada o başlangıçlar orası. Kitap başlangıcı. Evet. Orası. Daha sonra bu devam ediyor. Anadolu Selçukluların hakimiyet alanı oralara ulaşıyordu ama Harzemşahlar Anadolu Selçuklularıyla böyle şey ettikleri için savaşa Kürtler önemli oranda Harzemşahların da şeyine girdi. Etkisine. Egemenliğine evet. girdi. Harzemşahlar büyüdü bir ara. Sonradan Moğolların gelişiyle şey etti. Ama sonra Muhammed Harzemşah'ı Kürtler katletti, öldürdü. Muhammed Harzemşah'ı Ahlat'ta Ahlat Kürt Bey'i öldürdü. Hı. Ahlat'ta bir Kürt Bey'i öldürdü. Ondan sonra şimdi Anadolu Selçuklu kaynaklarında, Büyük Selçuklu kaynaklarında da anlatan kitaplarda işte bu hem Kürtlerden asker aldı Tuğrul Bey'in hem de Malazgirt Savaşı'nda Kürtler bulunması vesilesiyle bir de Melikşah'ın şey olması. Kardeşi Kavurt'la, Kavurt diye bir kardeşi var. O kardeşiyle saltanat kavgasında. Kürtler Melikşah'tan yani Kürt atlıları, Kürt ve Arap atlıları birlikte Kavurt'u yeniyorlar, Melikşah'ı tahttan çıkarıyorlar. Bu konuda Bündari'nin kitabında şey var, kayıt var. Tarih-i Ali Selçuk kitabında. Tarih-i Ali Selçuk. Selçuklar tarihtir o. Katip-i İsfahani'nin kitabının muhtasarıdır o. O kitapta bu açıkça belirtilir. Kürt ve Arap atlılarının Kavurt'a karşı şeyin yanında yer alarak Melikşah'ın tahta çıkmasını sağladılar. Böyle bir şey var. Kayıt var orada. Şimdi ondan sonra ki süreçte sonra işte o dönemlere falan bakıldığında Osmanlı'ya kadar gelen bir süreç var. Harzemşahların şeyi, Harzemşah'ı şey etmeleri. Çünkü Harzemşah orada bayağı bir zulüm etmiş falan deniyor. O kayıtlarda öyle geçiyor. Tabii yani tam olarak tefsik edemiyoruz her şeyi ama böyle bir kayıtta yer alıyor. Osmanlılarla Kürtlerin ilk ilişkisi Tacuddin el-Kürdi ile başlıyor. Tacuddin el-Kürdi, şimdi Konya önemli bir merkezdi. Her taraftan insan gelirdi. Evet. Yani Mevlana'nın ailesi de orada ta Belh'ten geldi, Şam'dan gelenler oldu. Merkezde evet. insanlar toplaşıyor. Büyük bir başkent olmuş artık. Bu Kürt bölgelerinden de bazı ulema gelip oralarda yerleşiyor. Bunlardan bir tanesi Konya'da Kadı Sıracıddin el-Urmevi. Metali'ye sahibi meşhur allame Kadı Sıracıddin el-Urmevi'ydi. Urmevi. Bu gelip Konya'da yerleşiyor. Kabri de Konya'dadır. Evet. Ama maalesef Sadreddin Konevi şeyinin türbesinin etrafındaki mezarlıkta gömülmüştür. Sanıyorum 50'li, 40'lı, 50'li yıllarda bu mezarlık ortadan kaldırıldığı için onun kabri de yok edildi. Maalesef. Ama ondan önceki eski resimleri var bende o mezarlık. İşte o mezarlığın içinde fakat Sadreddin Konevi
mezarların içinde. Fakat o mezarlık bugün yok. Dolayısıyla Kadı Sıracıddin Ürmevi'nin ve İmam Bagavi'nin mezarları orada yok edildi. Şimdi onun talebelerinden Tacuddin el-Kürdi var. Bu Kadı Sıracıddin, Allame Sıracıddin. O şeye geliyor, Bursa'ya geliyor. Bursa'ya geliyor. Biliyorsunuz Bursa'nın fethinden 2 sene sonra İznik fethediliyor. Evet. İznik'te Süleyman Paşa Medresesi var. Bugün hala ayakta evet. O medrese. O medrese, Davud-ı Kayseri var o medresenin. İlk şeyi Davud-ı Kayseri'dir. İlk dershanı? Dershanı. Ondan sonra Tacuddin el-Kürdi orada dershanı oluyor. Kirmasli'de falan köprüler yaptılar. Çeşitli hayratı vardır Tacuddin el-Kürdi. Tacuddin el-Kürdi bir kızını Edebali'ye ver. Edebali son zamanlarında onun kızıyla da evlenmiştir. Meşhur Edebali. Diğer bir kızını da Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'ya veriyor. Çandarlıların sülalesi onun kızından geliyor. Diğer sülalesi tamamen. Yani Tacuddin el-Kürdi'nin sülalesinden geliyor. Tacuddin el-Kürdi ile ilgili olarak da Oruç Bey tarihinde geçiyor bu. Oruç Bey tarihinde Tacuddin el-Kürdi'nin yani hem Edebalı'nın hem de Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ilk çandarlıdır o. Çandarlılardan ilk kimse de şeyi İznik'tedir o mezarı. Ona kızını verdiği orada söyleniyor. Oruç Bey tarihinde söyleniyor. Ve bir de Şekaik kitabında da hayatı hakkında falan bayağı bilgiler var Tacuddin el-Kürdi'nin. Şimdi ilk Osmanlı'yla böyle bir ilişkisi var, böyle bir şey var. Osman Bey kızını mı veriyor? Hayır, Edebali'ye veriyor. Ha, Şeyh Edebali'ye veriyor. Şeyh Edebali son zamanlarında Tacuddin el-Kürdi'nin kızıyla evleniyor. Evet. Diğer bir kızıyla da Kara Halil Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa. Yani Çandarlıların soyu daha sonra şeyden geliyor, onun kızından geliyor. Evet, Osman Bey'in hanımı o kızdan. O ayrı. O diğer başka bir şeyinden, eşinden, Edebalı'nın. Mal hatunu diyorsunuz. Evet. Şimdi orada bir ilişki, ciddi bir ilişki var. Daha sonra ikinci bir şeyde, bu çünkü Osmanlı coğrafyası içinde değil Kürtlerin yaşadığı bölgeler. Onun dışında ama Kürtler belli yerlere konar göçer bir topluluk olduğu için. Konar göçer bir topluluk ve daha çok yarı göçebe, büyük sürülerle otlaklar arayan bir topluluk. Böyle. Çünkü ana coğrafyaları, yani şey, ana yurtları olan o Zagros Tahsisesi'nde büyük meralar yok. Evet. Büyük meralar, büyük tarım alanları olabilecek ovalık alanlar yok. Küçük küçük düzlükler, dağlarla, etrafı sarp dağlarla çevrili, geçitleri az olan yerlerdi. Kuzey Kafkasya gibi dedik ya. Evet. Şimdi ondan sonra şeyi görüyoruz. İşte tarikatlar aracılığıyla bazı şeyler. İşte Zeyneddin Hafi, Zeyniye kurucusunun, tarikatının kurucusu Zeyneddin Hafi var. Meşhur çeşitli kitapları da vardır. Mezarı Herat'tadır ama. Ama Anadolu'da halifeleri gelmiştir. En önemli halifesi Bursa'daki Abdülatif el-Kudsi. Abdülatif el-Kudsi, Bursa'da türbesi var. Zeyniler camii var ya, evet. Tekkesi. Onun hemen üst tarafındaki türbe onundur. Abdülatif el-Kudsi'nindir. Onun o aracılığıyla gelen bazı kimseler olmuştur. O, yani o, çünkü Zeyneddin Hafi'nin Bitlis'te şeyi var. Bitlis'te tekkesi var. Bitlis'te de tekkesi var. Zeyneddin Hafi'nin. Bitlis'ten Bursa'ya o zaman bir akış oluyor o dönem. Oradan Bitlis'ten Bursa'ya doğru falan bir akışlar var o dönem. Simavun'un kadısı oğlu Şeyh Bedrettin de Bitlis'e gittiğinde, Bitlis'e gidiyor Tebriz'e gitmek üzereyken, gidecek Tebriz taraflarına gidiyor. Daha sonra şey onu oradan alıp Semerkand'a götürmek istiyor falan Timur. Timur'la orada görüşüyor. Simavun'un kadısı oğlu Şeyh Bedrettin. Bitlis'te Zeyneddin Hafi'nin hücresi tekkesinde kalıyor. Bu kadar ki. Hatta başka kayıtlarda işte şeyin şeyhi de oralı ya. Seyit Hüseyin Ahlati, Ahlatlı. Seyit Hüseyin Ahlati'nin de
son dönemde, yıllarda elimi tarikat şeceresi ve aile şeceresine ilişkin torunlarından bana bir şey intikal etti. Şecere, tomar intikal etti. Orada tarikat olarak Zeyniye olduğu belirtiliyor. Zeyniye ile Seyyid Hüseyin Ahlati'nin, yani şeyin şeyhi, sonradan Mısır'a gidiyor, Mısır'da vefat ediyor Seyyid Hüseyin Ahlati. 10 bin müridiyle Mısır'a gidiyor. O keramet olarak belirtiliyor. Hatta bu şerefnamede de anlatır Seyyid Hüseyin Ahlati ile ilgili o kısımda. Diyor ki Timur'un gelip oraları istila edeceğini önceden diyor bildi diyor manevi olarak. Timur istilasından kendini korumak için Mısır'a gitti 10 bin müridiyle. Hatta Ahlatlar diye bir mahalle kurdu diyor. Mısır'da bugün var mı hocam o ahlat? Kendi döneminde varmış. Şerefname'nin yazıldığı 15. yüzyıl, 16. yüzyıl sonunda varmış. Ama şu anda yok. Geçen türbesinin olduğu yeri şey yaptık. Gene arattırdım türbeyi ama bulduramadım maalesef. Kahire'de. İmam Şafii'ye 300-400 metre uzaklıkta türbesine. İmam Şafii'nin camiine, külliyesine. Şimdi ve ondan sonra bir de Molla Gürani'yi görüyoruz. Evet. Molla Gürani her ne kadar bazıları Diyarbakır'ın Güran köyünde işte doğduğu söylense de Goran Güran şeklinde Türkçe'de telaffuz edilmiş. Goran, Kürtlerin Goran bölgesi işte o bölgede. Süleymaniye falan bölgesi. Oradan Mısır'a gidiyor, Mısır'da okuyor. Şam'da, sonra Mısır'da okuyor. Memlüklü ulemasında. Sonra Armağanşah, Molla Yekan bin Armağanşah, Osmanlı ulemasının çok çok önemli alimlerdendir Molla Yekan. O dönem alimler, erken dönem Osmanlı alimlerinden. Mısır'a gidiyor. Mısır'dan alıp getiriyor Molla Gürani'yi. İkinci Murad'a takdim ediyor. İkinci Murad'a şey ediyor. İkinci Murad da Molla Gürani'yi Fatih'in hocası yapıyor. Şehzade hocası yapıyor. Çocukken Fatih'i tamamen terbiye eden Molla Gürani. İlk Kürt Şeyhülislam'dır. Molla Gürani. Kürtlerin Şeyhülislam, Kürtlerden çıkmış ilk Kürt Şeyhülislam'dır. Bir ara Fatih'le işte arası açılıyor falan böyle bir bazı meselelerde bazı şeylere fetva vermediği için falan böyle bir şey. Gidiyor sonra Fatih bir süre sonra tekrar Mısır'dan getirtiyor onu. Tekrar Mısır'a gidiyor, tekrar geliyor. Sonradan Molla Hüseyin'in vefatından sonra da Şeyhülislam oluyor. İkinci Beyazıt döneminde 893 tarihinde Hicri vefat ediyor. Mezarı Fındıkzade'de. Evet. Eskiden orada camii vardı. 56-57'de yok edildi. Millet Caddesi açılırken caminin kalıntıları o. Kalıntılar da yok ediliyor. Mezar kalıyor. Mezarı. Ama şeyde camisi halen duruyor ayakta. O Vefa Kilise Camii var. Kilise St. Theodor Manastırı'nı camiye çeviriyor Molla Gürani. Yanına da medrese yapıyor. Medrese bugün yok. Yerine oto yıkamacısı falan şu anda var. O camiyi halen duruyor Molla Gürani'nin. Bir de mezarı duruyor. Ama diğer iki tane ayrı cami, işte hem mezarın olduğu yerdeki cami, hem de Galata tarafındaki cami yok oluyor. Şimdi İdris Bitlisi. Molla Gürani zaten Osmanlı Şeyhülislamlarından şeyleri belli. Ben onun hayatını uzun uzadıya yazdım, size de göndermiştim. Ondan sonra İdris Bitlisi'nin Şükrî Bitlisi var, bir de İdris Bitlisi var. Şükrî Bitlisi'nin de Selimname Bitlisi bir kitabı var. Hayat hakkında çok fazla bilgi yok maalesef elimizde ama basılmıştır o kitap. Latin harflerinde basıldı. Manzum bir eserdi. Topkapı Sarayı'ndadır onun asıl nüshası. İdris-i Bitlisi çıkıyor. Tabii İdris-i Bitlisi çok önemli bir şahsiyet. Babası da hem ulemadan hem mutasavvuf babası. Babası Nurbahşiye tarikatından. Nurbahşiye diye Kübreviye'nin bir koludur o. Necmeddin Kübra. Onlar da hepsi Süheyverdiye'nin kollarıdır. Süheyverdiye çok geniş bir tarikat. Evet. Halvetiye, Safeviye, birçok Mevleviye, birçok tarikatlar Süheyverdiye'nin kollarıdır. Ebu'l-Necip Abdülkahir Es-Süheyverdi. Vefatı 563 Hicri. Oradan gelen tarikat, en büyük tarikat, en fazla kolları olan tarikattır o. Süheyverdiye'nin
Nurbakşı'ya koluna mensuptu. Babası, Bitlisi. İdris, Bitlisi değil, İdris çok kuvvetli bir medrese tahsili olan allame bir kimse. Çok dolaşmıştır. Sonra da Mısır'da bulunmuş, şurada bulunmuş, burada bulunmuş. O şeyde, Tebriz'de iken Sultan Yakup'un Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup vardı. Meşhurdur o Sultan Yakup. Evet. Onun bazı belgelerini size gönderdim. Hı hı. Sultan Yakup'un. Şeyin oğludur. Uzun Hasan'ın oğludur. Uzun Hasan'a karşın Osmanlı ile arası iyi olmuştur. Hatta Haydar'ın, Şah İsmail'in babası Haydar'la olan savaş ve Haydar'ın öldürülmesiyle ilgili İkinci Beyazıt'a yazdığı bir mektup var. O da çok enteresan. İkinci Beyazıt'a yazdığı bir mektup. Uzun uzatıyı anlatıyor Farsça olarak. Nasıl şey? Yani Safevi Akkoyunlu tarihiyle ilgili çok önemli bir belgedir o da. O da anlatıyor. Sultan Yakup sonradan zehirletiliyor maalesef. Genç yaşta zehirletilerek ölüyor. Sultan Yakup'un mühürdarı, muvakki mühürdarı. İdris Bitlis Hazretleri. Evet, onun mühürdarı. Sarayda mühürdarı. İdris Bitlis çok kitaplar yazmış. Yani yaklaşık 30'u aşkın kitap. Bundan 28-29'u. En son bir kitabını daha buldum. Onun böyle iki tane zatın divanını birleştiren bir kitabı var. İdris Bitlis Hazretleri. Evet, en son bir kitabını hatta kendi hattıyla nihayet arıyordum o kitabı. Atatürk kitaplığında çıktı. Bir külliyat oluşturulabilir aslında hocam, çok önemli bir şahsiyet. Evet. Yani Eyüp'te kabri. Eyüp'te. Şimdi İdris'i Bitlis'i 2. Beyazıt zamanında işte Safeviler gelince Şah İsmail Tebriz'i ele geçirince 1501'de Tebriz'e giriyor, Akın devletini yıkıyor. Zaten Uzun Hasan'ın torunu anne tarafından. Evet. Annesi Uzun Hasan'ın kızı. Fakat tabii ayrı bir mezhep şeklinde şey diyor. İdris'i Bitlis'i Hazretleri'nin annesi Uzun Hasan'ın kızı mı? Yok şeyin. Şah İsmail. Şah İsmail. Şah İsmail. Dedim yani o hanedanla bir bağlı. Akkoyunlu hanedanın yerine oturuyor mirasına. Akkoyunlular. Çünkü Akkoyunluların şöyle bir durumu vardı. Akkoyunlular şeye kadar, Tokat falan o bölgeler kadar hakimlerdi. Evet. İkinci Beyaz şey Fatih döneminde Fatih Otluk Beli ile biraz geriye itti onları. Otluk Beli savaşıyla. Evet. Belini kırdı Akkoyunluların. Hatta o dönemlerde onları da ben size gönderdim. Evet. Bitlis şeyi Emir Şeref bin Mehmet Can ve bir de Bitlis Emiri, Kürt Emiri, bir de Hasan Keyf Emiri Ahmet Sultan. İkisinin Fatih'e mektubu var. Orijinallerini gönderdim size. Topkapı Sarayı'nda bunlar, mektuplar. Bu isim için el yazısı. Şimdi şeyi bu mektuplarda diyor ki Otluk Beyliği Savaşı ile ilgili olarak bu her iki Kürtlerin en önemli, en büyük beylikleri zaten bunlar. Evet. Fatih Sultan Mehmet'e tebriklerini bildiriyorlar. Akkoyunlulardan şikayet ediyorlar. Hı-hı. Çok ciddi rahatsızlar. Gel buraları, buraları al diyorlar. Bölgeye çağırıyorlar. Şimdi o dönemde ciddi bir ilişki o dönemde Kürt beyleriyle Osmanlı arasındaki ilk ciddi ilişki bu Meymun bin Caban el-Kürdi ile alakalı kısımlar. Ondan sonra ilk ilişki Fatih döneminde başlıyor. Bu iki mektup çok önemli gösterge. Sonra Beyazıt döneminde de tabii Beyazıt döneminde Tebriz'i ele geçirdikten sonra Safeviler Şah İsmail kendi yanına çağırtıyor. Yani İdris Bitlis'in kendi hizmetini. İdris Bitlis'i Kürtlerin üleması, Şafii üleması çok güçlü olduğu için o Şafii ülemasından biri. Evet. İsmini unuttum. İdris Bitlis'i Şafii ülemalarından birisi. Şafii üleması karşı çıkıyor. Ve Safiviler çok fazla Şafii üleması, Kürt Şafii ülemasında çok kimseyi öldürüyorlar. Azerilerden de öldürüyorlar. Azeriler de o döneme kadar Şafii'ydi. Evet. Çiğ değildi Azeriler. Türkler orada Şafii'ydi. Şimdi ve İdris-i Bitlis'i mezhebe nahak diye bir şey söylüyor.
hak olmayan mezhep diyor. Şah İsmail de ona diyor ki sen böyle bir şey demişsin falan. Yani evet. Öldürtmek istiyor. O da diyor ki ben mezhebine hak dedim Arapçada. Farsça mezhebine hak demedim diye kurtarıyor başını. Kaçıyor oradan. Kaçıyor Memlüklere gidiyor. Sonra Osmanlı'ya geliyor. İkinci Beyazıt'ın emrine giriyor. Heşbeyiş'te de orada yazıyor. Şu Heşbeyiş'te işte. Evet. Ezi Sveç'in el yazısıyla Heşbeyiş bu. Kendi el yazısıyla Nur Osmaniye Üstası. Nur Osmaniye İftiparisi'nin Üstası. Saray Üstası. Saraydan, çünkü bazı kütüphaneler saraydan çıkan kitaplarla kuruldu. Nur Osmaniye, Fatih Kütüphanesi. Evet. Ve bir kütüphane daha vardı. Ayasofya Kütüphanesi, özür dilerim. Şimdi İdrisi Bitlisi Osmanlı'ya geliyor. Teşvik ediyor 2. Beyazıt'ı fakat 2. Beyazıt şey etmiyor maalesef. Ancak Yavuz geldiğinde. Evet. 2. Beyazıt'a ve Yavuz'a gönderdiği mektuplar da var zaten. Raporlar da var. Onları da ben size gönderdim. İran seferini o zaman tetikleyen İdrisi Bitlisi Hazretleri. Tabii tetikleyen, teşvik eden. İdrisi Bitlisi'nin şeyiyle nihayet şimdi 2. Beyazıt'ın her şeyden haberi var aslında. Yani Sultan Yakup'un gönderdiği mektuptan beri haberi var. Birçok raporları ya Topkapı Sarayı arşivinden onları bulduk. Niye hiç harekete geçmemiş onu bilmiyorum. Yani resmen 30 sene yatmış. İkinci Beyazıt. Çok kızılıyor hocam. Çok büyük sorumluluğu var. Safevi Devleti'nin yükselişi ve Endülüs'ün tamamen kaybedilmesinde büyük sorumluluğu var. Bir de Otranto'nun geri dönülmesi. Yani tam İtalya çizmesini topuğundan vurmuştu Osmanlı. Gedik Ahmet Paşa. Sonra bir de Gedik Ahmet Paşa'yı boğdurtması. Osmanlı'yı denizlerde güçlendiren adamı boğdurttu. Şimdi tabii Sultan Selim gelip indiriyor biliyorsun babasını. Evet. Gönderiyor. Hatta zehirlettiği falan söyleniyor. Çok geç kalınmış bir şey o tabii. Sonra işte 1512'de geliyor. Sefer hazırlıkları ve sefer yapılıyor. İşte o Çaldıralı Zaferi oluyor. Ondan sonra Kürt beyleriyle yapılan bir ittifak anlaşma oluyor. Ve gönderilen fetihnameler ve mektuplar da var. Müşahat-ı Salat'ın kitabından geçer onlar Feridun Ahmet Bey'in. Onun çok yazmaları da var. İki defa da basılmıştır Osmanlı döneminde. Önemli bir kaynaktır Müşahat-ı Salat'ın kitabı. Büyük bir kitaptır böyle. İki cilt büyüktür o. Şimdi orada ondan sonra Çaldıran'dan sonra bir de Mardin kuşatması. Bir sene sürüyor. Onun başına İdrisi Bitlisi getiriliyor. İdrisi Bitlisi komutan ediyor ona. Büyük Mehmet Paşa var. O var. İdrisi Bitlisi şeyi komutan ediyor. Mardin kuşatması. Mardin kuşatması. Mardin'i şeylerden alıyor. Karahan'dan alıyor. Karahan, şimdi Ustacılıoğlu Mehmet Bey Diyarbakır valisi yapılıyor Safeviler tarafından. Kardeşi Karahan Mardin valisi yapılıyor. Safevilerin valisi. Mardin'i alıyor. Daha sonra Diyarbakır falan, Kemah falan, Eğim taraflarına kadar alıyorlar. Sefevileri oradan temizliyorlar uzun süre. Öyle bir şey oluyor. Ondan sonra o sırada yaklaşık olarak o dönemde 25 Kürt beyi var. Bu 25 Kürt beyinden 24'ü Osmanlı'yı tercih ediyor. Bak burada da diyor. Evet. İleri gelen Kürtlerden 24'ü devlet ailenin hakimiyetini kabul etti. Bunlardan tek Halit Bey ve çocukları kaldı. Erdelan Bey'i, bugünkü Kirmanşah falan bölgesindeki, oralar Kürt Şiiler vardır orada. Hatta şey de onlardandı. Kasım Süleyman'ın Kürt Şiilerdendi. Kirmanşah. Evet. Şimdi Halit Bey ve çocukları kalıyor sadece Erdelan Bey'i. Onun dışında 24 Kürt Bey, 25 Bey'den 24'ü de bu şeyde geçiyor Müneccinbaşı tarihi. Bu Türkçe tercümesidir bu. Arapçası basılı olmuştur bu kısımlarına. Ondan sonra Osmanlı'yı tercih ediyorlar. Ondan sonra orada Osmanlı da şunu yapıyor. Kürdistan Ümerası. Şimdi kendi aralarından bir beyler beyi çıkarmasını istiyorlar. Evet. Fakat anlaşamıyorlar. Kürtler de öyle bir huydur. Ben de senin kadarım derler. Evet. Bir şey ön plana çıktığın zaman başka Kürtler senin ayağına basmaya çalışır. Çelme takar, ben de senin kadarım, ben de seni kabul etmezler. İdrisi Bitlisi Selim Şahname'de
Selimname kitabında, Selim Şahname kitabı vardır o. Türkçesi de basıldı onun. Bizim yakın dostumuz Hicabi Kırlangıç çevirdi onu. Ve Kültür Bakanlığı bastı onu. İyi bir çeviridir onu söyleyeyim. Ondan sonra orada da bahseder Kürtlerin bu durumundan ve naçar kalıyorlar. Kürt beylerinin o beyliklerini kabul ediyorlar. Osmanlı kabul ediyor. Onlara dışarıdan beylerbeyi atıyor. İki tane beylerbeylik oluşturuyor. Biri Diyarbakır Beylerbeyliği, biri de Van. Kürt beylerinin bir kısmı Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı, bir kısmı da Van Beylerbeyliğine bağlı. Beylerbeyliğine bağlıydı. Ama bu atanan Van Beylerbeyli, Diyarbakır Beylerbeyi, birkaçı hariç hepsi ya Boşnak ya Arnavut olurdu. Aa. Ya Boşnak ya Arnavut. Bunu nasıl kabul etmiş? Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa gibi şeydedir, mezarı Van'dadır. Van'da cami vardır. İran'la olan savaşta şehit oluyor. Hayır, şehit oluyor, savaşta ölüyor. Türbesi de oradadır. Sonra getiriyorlar, oraya gömüyorlar, oraya defnediyorlar. Son yıllarda tamir edildi, restore edildi o cami. Mimar Sinan'ındır o cami. Peki İdris İbitis Hazretleri'nin Eyüp'e yani çekilmesi nasıl oluyor? Ha, sonra zaten sarayda görev alıyor. Yani evet. Yavuz. Sonra bir ara Yavuz'a kızıyor. Yavuz'la arası açılıyor, şeye gidiyor. Yavuz ona kızıyor. Yavuz biliyorsun insanları çok sert. Evet. Mizacı çok sert bir kimsedir. Bazı paşaları idam ettirmiştir. Yazıktı Kakinzade Ahmet Paşa Hemdem Paşa gibi onları idam ettirmesi. Evet. Haklı bir şey değil. Ondan sonra Yavuz onu küstürüyor. O da Memlüklere gidiyor. Sonra tekrar geliyor. Ama Yavuz'dan birkaç ay sonra da vefat ediyor zaten. Yavuz vefat ettikten birkaç ay. Kanuni'ye gönderdiği mektup da var. Akkonlu beylerinden Rüstem Bey'i tavsiye ediyor padişaha. Kanuni'ye. Yani bir şey yapılması bunun. Onunla ilgili bir tane Tokat'taki Rüstem Bey'i tavsiye ediyor. Yani böyle böyle bir adamdır falan diye. Son olarak o mektubunu biliyoruz. İdris İbitlisi'nin. İdris İbitlisi ondan sonra vefat ediyor. Orada İdris Köşkü. O orada yani ikamet ettiği için orada vefat ediyor. Orada hanımı Zeynep Hatun yaptırdığı cami var biliyorsunuz. Zeynep Hatun Camii var orada. Evet. Eşidir İdris İbitlisi'nin. Akşemsettin'in torunudur. Kadıncağız. O Zeynep Hatun'da. Evet. O da çıkıyor. Hatta onun mezarı da oradadır. Mezar taşı kaybolmuştur son yıllarda maalesef. Yani kötü bir şey. İdris İbitlisi'nin Osmanlı'nın son dönemlerine ait bir mezar taşı var üzerinde. Kutbul Arif'in İdris Efendi ruhu için El-Fatiha diye yazar orada. Üzerinde. Onun da bir böyle bir 94'lerde, 95'lerde şeydeydi, gecekondu içindeydi. Gecekondunun bahçesinde kalmıştı. O gecekonduyu sonra Ahmet Selamet yıktırdı. Fakat yanına kocaman bir apartman bina yapıldı gene. Çok kötü oldu. Şimdi süremiz azalıyor ama. Şimdi geliyoruz. İdris'i bittiler. Sonra Tanzimat'a kadar böyle şeyler devam etti. Mesela şeyde Evliya Çelebi'nin şeyinde böyle bahseder. Seyahatname. Kürtlerden, işte Bitlis beylerinden, Diyarbakır beylerinden falan oraları seyahatlamelerde bölgeyi anlatır. O Osmanlı kroniklerinden de anlatır. İşte Kürdistan askeri, Kürdistan beyleri, Kürdistan mollalığı. Şimdi eskiden mesela mollalıklar olurdu. Bu mollalıklar şöyle bir olaydı. İlmiye payesiydi. Mekke mollalığı, Medine mollalığı, İzmir payesi mollalığı. Bu mollalıklar kadılarla eşdeğer sayılırdı. Bir ilmiye paye verilirdi. Gidip orada mollalık yapmazdı. Mesela Osmanlı'nın son döneminde Kuyucaklı bilmem kim, Kuyucak işte Rumeli'de bir yer bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, oradan bilmem kim efendi, Necip efendi, Kürdistan mollası şeyi verilmiş ona, payesi verilmiş, mezar taşında da yazıyor. Kürdistan mollası iken vefat eden bilmem Necip efendi, Runa El-Fatiha nerede? Selami efendi şeyinin, Üsküdar'da Selami efendinin mezarlığın hemen yanında Selami Efendi'nin yanında onun da mezarı var. Şimdi böyle şeyler söz. Şeye kadar, Tanzimat'a kadar yaklaşık bu devam etti. Hocam son 3 dakikamız. Evet. Tanzimat'tan sonra ise
Osmanlı biliyorsun Tanzimat'la birlikte bir iki tane olay oldu. Bir Tanzimat. Osmanlı batılılaşması. İkinci man merkeziyetçiliğe doğru bir gidiş başladı. Evet. Bir bu. İkincisi İran'la olan 1823 ve 1847 Erzurum anlaşmaları. Bu anlaşmaların içerisinde Rusya, İngiltere ve Fransa da yer aldı. Sonra sınır tespit komisyonları falan oluşturuldu. Bu sınır tespit komisyonları Derviş Paşa ve Mehmet Hoşit Paşa'nın başında olduğu komisyonlar Osmanlı mürahhas heyeti olarak bunlar sınırları belirledi. İran, Rusya ve İngiltere vesaire. Ondan sonra bir bir o Kürt beylikleri ortadan kaldırılmaya başlandı. Ve Kürt beyleri, kaldırılan Kürt beyleri batı bölgelerine ikamete, işte Edirne'ye, Filibe'ye, Girit'e, Rodos'a vesaire vesaire yerlere gönderildiler. Bedirhaniler, işte Bedirhan Paşa Girit'e gönderildi. Nurullah Bey, Hakkari Bey'i, işte Neyse Apsu'nun büyük dedesi oraya gönderildi, Girit'e gönderildi. Lice Kürt beyleri, Zerrakiler şeye, Edirne ve Filibe taraflarına gönderildi. Hatta Edirne'de eski camide şurada burada o Kürt beylerinin mezarları var. Ondan sonra bir bir kaldırıldı. Ve bölgede bir otorite boşluğu doğdu. Çünkü o dönem kadar onlar yönetiyordu. Beyler beylerine bağlılardı ve Osmanlı'ya asker veriyorlar. Kürdistan askeri deniyordu onlara. Evet. Tanzimat'tan sonrası değil mi hocam? Evet. Sonrasındaki gelişmeleri söylüyor. Ve Kürdistan eyalet diye bir eyalet kuruldu. 1870'e kadar bu eyalet devam etti. Kürdistan eyaleti diye Diyarbakır merkezli falan bir eyalet kuruldu. Bu Kürdistan eyaleti valisi deniyordu falan. 1870'e kadar. Sonra Kürdistan adı kullanılmaya devam etti ama bir eyalet olarak diye, coğrafi bir bölge adı olarak 25'e kadar devam etti. 25'e kadar kullanılıyordu resmi şeylerde falan. Şimdi böyle bir durum vardı. Tabii yani gelinen noktada, şimdi o dönemde de şunu söyleyelim. Kürtlerin yani o otorite boşluğu kaymakamlar ve valiler dolduramadı. Nakşibendi şeyhleri doldurdu. Evet. Nakşibendi şeyhleri yani Halidiliğin yükselişiyle birlikte. Mevlana Halid'in 400'ü aşkın halifesi vardı. 120-130 halifesi o bölgeden. Mevlana Halid'in halifeleri, Mevlana Halid kendisi de Kürt'tü. Evet. Kürtlerin Caffa şeritinin Mikailan kolundan gelen Ahmet Ağa'nın oğluydu. Kürtçe şiirleri de vardır, kasideleri de vardır divanında. Mevlana Halid'in halifeleri, o bölgedeki halifeleri çünkü tekke ile medreseyi birleştirdi. Tekke ve medrese birlikteliği oldu. Ülema tarikatıydı. Ve bir de kırsal kesimde, köylerde örgütlendi. Bölge halkına iyice nüfuz etti. Beyler de tasfiye edilmiş olduğu için emirler, mirler, beyler gerçek otoriteleri Nakşibendi şeyhleri oldu. Yani bir Nakşibendi şeyhi medresede ders veriyor. Evet. Bir tarafta, bir tarafta hatmi hacigan yapıyor. Tarikat dersi veriyor. Diğer taraftan herhangi bir olay vukuundan 10-15 bin civarında silahlı dervişler ordusu toplayabiliyordu. Böyle bir yapı vardı orada. İstiklal Harbi döneminde de. Orada dahi. Yani oraya kadar ki olan süreci diyorum. Mesela iki tane örnek vereyim. Bedirhan Paşa şey ettiği zaman Osmanlı'yla nizaya, Osmanlı'nın şeyini kabul etmiyor ilk önce. Direniyor. Onun direncini kırmak ve teslim olması için Diyarbakır valisi İpekli Mehmet Hayrettin Paşa 4 tane Nakşibendi şeyhine, Halidi şeyhine mektup yazıyor. O mektubunu da orijinalini gönderdim size. Diyor ki işte ben de diyor Halidiyim. Şu Halidi şeyhine bağlıydım. Bu adamın diyor siz de şeriat bilen mider hocalarsınız aynı zamanda. Biliyorsunuz işte imama, halifeye itaat şarttır. İtaat etmesi lazım. Teslim olsun. Siz araya girin, ara bulucu olun. Teslim olursa canına malına falan dokunmayacağız. O 4 Nakşibendi şeyhi araya giriyor. Hatta onlardan bir tanesi Leyla Zana'nın büyük dedesi Şeyh İbrahim Bahçe. Onu da söyleyeyim. Bunlar araya giriyor ve öyle Bedirhan Paşa teslim oluyor. Sonra 1828-29 Osmanlı Rus seferinde de hatta İran tarafında yaşayan bir kısım Kürt aşiretlerinin Osmanlı safında Rusya'ya karşı savaşa girmesine Seyit Taha vesile oluyor.
Bu konuda Hatta Humayun belgesi var. Şeyde, arşivde. 1853 1856 Kırım ve Kars Savaşları'nda da orada da aynı şekilde Şeyh Ubeydullah onun oğlu milisleriyle destek veriyor, geliyor savaşıyor. Onun dışında gene Kürt şeyhlerinden Süleymaniye, Şeyh Ahmet 3000 miridiyle Mısır ordusuyla beraber geliyor Kars'ta savaşıyor. Şimdi o böyle bir... Kars'ta kime karşı savaşıyor? Ruslara karşı. Ruslara karşı. Şimdi 1853-1856 Kırım Savaşı. Kırım ve Kars Savaşları'nda. Şimdi burada böyle bir yapı oluşuyor. Yani hem siyasi otorite oluyorlar, hem dini otorite oluyorlar, hem de tarikat otoritesi oluyorlar. Gerçek otoriteleri onlar oluyor. Yani ve bu 1925'e kadar oradaki bu yapı böyle devam ediyor. Sonra devlet takrir sükun kanunu vesaire sürekli Nakşibendi şeyhlerinin falan üzerine gidiyor. Çünkü artık yerler falan kalmamış. Evet. Hamidiye paşaları da Nakşibendi şeyhleri kadar etkin değildi. Evet, etkinlikleri vardı onların da. Fakat Nakşibendi şeyhlerinin etkinliğini onları aşıyordu. Evet. Bu Cumhuriyet'in bu şeyle 1925-50 arasındaki dönemde büyük oranda kırıldı. 80'e kadar Nakşibendi şeyhlerinin etkisi şöyle veya böyle devam etti. 80'den sonra hem devletin işte oradaki modernleştirme ve sekülerleştirme şeyleri ve bir daha baskıları ve sonunda da PKK büyük darbe vurdu. Evet. PKK oranın o yapısını ciddi olarak bozdu. Ciddi olarak bozdu yapısını. Yani hem o halka bir şey vermediler, hem o halkı kendi geleneklerinden, kendi aslında tarihinden kopardılar. Ha o Nakşibendi şeyhlerinde ailelerin bir kısmı bir çürüme olmuştu. Çünkü ailelerin aşiret gibi teşkilatlandıkları için Nakşibendi şeyh aileleri. Evet. O ailelerin tekelinde kaldığı için zaman içerisinde o ailelerde sıkıntılar olduğu için o ailelerin sıkıntıları tabii ki Nakşibendiliğe onlar da büyük darbe vurdu. O ailelerdeki bozulmalar, bir kısım ailelerde çürümeler, sıkıntılar falan filan. Bunlar da büyük darbe vurdu. Ve bu yapı bugüne kadar geldi. Yani gelinen noktada, yani sonuç olarak böyle bir şey oldu. PKK büyük oranda şey etti ve devlet PKK'yı arkaladı hep. 1982'de Kenan Evren zamanında bir konsept benimsedi. Bu Şevki Yılmaz'ın PKK'nın merkezi Ankara'dır demesi doğru hocam o zaman. Aslında doğru bir tespit. Doğru bir tespit. Şimdi ve sürekli iki tarafta feodalitle suçluyor herkesi. Feodal diye suçluyorlar. Orada bütün yapıları tasfiye ettiler. Ben o yapıları savunmuyorum. Evet. Ama yerlerine ne ikame ettiler? Hiçbir şey ikame etmediler. Ondan sonra burada PKK'yı bölgede güçlendirdi ve tek rakipsiz bıraktı. 1982'de bölgede çok fazla örgüt var. Bu kadar örgütle biriyle uğraşamayız. Tekleşsin hedef ve hedefle daha kolay ulaşırız diyerek Kenan Evren zamanında PKK dışındaki bütün örgütleri hem kendileri hem de PKK'ya acımasızca temizlettiler. Dolayısıyla PKK'yı devlet rakipsiz bıraktı. Halk güvenlik güçleriyle PKK arasında kaldı. Yani bir şey arasında kaldı. Burada siyasilerden devlet PKK'nın elini güçlendirdi yani. Tamamen güçlendirdi. Yani PKK devletin eseri. Devletin eseri ve güçlenmesi de iki tarafta feodaliteyle. Feodaliteyle mücadele ediyorlar. Bütün bölgedeki kanaat önderlerini falan tasfiye ettiler. Aşiret kavgaları falan çözülemiyor. Hala aşiret kavgaları var. Aynen. Halen aşiret kavgaları ciddi olarak bölgede var. Ben Hakkari'de bundan kaç sene önce bir kavgaya rastladım. Ertuşillilerle Pinyanişillilerin meydan kavgasına. Hakkari'nin büyük meydanı var. O meydanda 300-400 kişi birbirleriyle çatıştılar. Gözümüzün önünde. E nedir? Çünkü eskiden ne oluyordu? Araya giriliyordu. Bu kadar büyümüyordu. Mesela Mardin'deki o 42-43-44 kişi öldürüldü ya. Evet. Bir şey olayı oldu orada. Ne köyüydü? Köyün adını Zınkırt Köyü müydü? Neydi? Şimdi o köyde böyle bir şey oldu. Peki orada eğer Ankara'dan gönderilmiş Beypazarlı 25 yaşında tecrübesiz bir imam, genç imam yerine bölgenin saygın mallalarından birisi imam olsaydı orada o köyde
Muhtemelen barışırlardı ve o olay o kadar büyük olmazdı, aralarına girerdi. Çünkü ona rağmen olmazdı. Geldik. Maalesef. Yani dolayısıyla hani şunu söylüyorum. Bütün bunlar fakat Kürtlere yönelik olarak uluslararası çapta bir İslamsızlaştırma projesi söz konusu. Evet. Çünkü ulus devletler eliyle kurulan ulus devletler 20. yüzyılda Kürtleri zaman içerisinde tehdit olarak algılayıp Kürtlere zulmettiler. Evet. Ciddi zulümler maalesef oldu. Sonra işte Irak'ta Baas Partisi'nin Enfal'de, işte Halep şeyi vesairede Saddam zamanında, daha önce Hasan el-Bekir zamanı, ta Abdülkerim Kasım döneminden başlayarak ciddi trajediler Kürtlere yaşattılar. Sonradan Kürtleri kurtarıcı olarak işte ortaya çıktıkları için Kürtleri batılılaştırıp sekülerleştirip işte bak size zulmeden devletler Müslüman. Bunların halkları da Müslüman. Dolayısıyla İslam size zulmediyor diyerek bu şekilde. Halbuki bu zulmeden ulus devletleri oluşturan da haritaları çizip, cetvelle çizip bunları belirleyenler de batılılardı. Evet, onlar da aynı Anglo-Sakson irade şimdi şeyi yapıyor. Şimdi böyle bir çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız bu anlamda. Bir taraftan Kürtler eliyle böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Kürtleri bu şekilde böyle manipüle etmek istiyorlar. Bu kavmiyetçilik anlayışına bir yere varamazsınız diyorsunuz. Bir taraftan da Beluşlarla. Ama bunlara ulus devletlerin getirdiği zulümlere karşı İslamcılar çözüm bulamadı zamanında. En büyük sorun bu. Yani özellikle Müslüman Kardeşler Hareketi'nin stratejisizliği ve bu konulara çözüm getirme kabiliyetsizliği. Çünkü en etkili siyasi İslam anlamında onlardı. Fakat bir çözüm üretemediler. Ulus devletlerin ötesinde ulus devletleri dönüştürecek bu anlamda. Barışçı bir şekilde dönüştürecek bir yapı inşa edemediler. Teoriler veya böyle bir çözümler geliştiremiyor. Yeni bir çıkış yolu var mı hocam o zaman? Yeni bir çıkış yolu lazım. Fakat bugün işte İran'da olaylar, Pakistan'daki Beluşlarla Pencabiler arasındaki olaylar vesaire, bütün bu olaylar başka şeyler getiriyor. Yani bir taraftan Kürtlere, Beluşlara ve Pakistan'da Peştunlara diyelim, Beluşlara ve buralarda da Kürtlere yönelik zulümlere çözüm getiremediğimiz gibi bu tecrübeler sonucunda bütün bu coğrafyanın parçalarının bir de kaosa şeyi arasında kaldık. İki şey arasında kaldık. Pakistan parçalanacak mesela, görülüyor. İran parçalanacak. Azeriler üzerinden, Kürtler üzerinden, Beluşlar üzerinden parçalanacak. Kendi içerisindeki tartışmalarla. Bu kaos doğuracak. Bu kaos buralara da sıçrayacak. Anadolu'ya da sıçrayacak. Yani Libya'dan başlayarak Hindistan'a kadar buna Afganistan'ı da, Afganistan'da da Taciklerle Peştunları karşı karşıya getiriyorlar. Yani bu kavmiyetle değil, bir ümmet politikası, daha birleştirici. Ama bir ümmet politikasını, ümmet söylemini söyleme ötesinde bir şey geliştiremedik. Teorisi yok yani. Hiçbir somut şey. Ümmet dedik, somut bir şey yok. Evet. Ümmet kardeşliği, tamam da bir kardeşlik koy. Ulus devletlerin zulmünü önle o zaman. Evet. Ulus devlet yapısına bir çözüm getir. Ulus devletler 20. yüzyılda Batılıların kurdurttuğu, Fransız devrimiyle birlikte gelişen, ulusalcılıkta, o ulusalcılıkta Batı'daki ilk önce gelişen, o ulusalcılığa dayalı ulus devletlerin getirdiği sıkıntılara çözüm bulamadın. Onları dönüştüremedin. Onları dönüştürmen lazım. İslamcılar onu dönüştürmesi lazımdı önce. İslamcılar bunu çözüm bulamadılar. Ulus devletleri böyle bir zemin olarak kabul edip kabullendiler. Ulus devletlerin yapısının alternatifini koyamadılar İslam dünyasında. Ve o yüzden bugünkü sorunlar kaosa doğru gidiyor yani İslam dünyası. Maalesef. Sadece maalesef. O kaosa değil. Bu şey edilen işte Beluşlar, Peştunlar, Kürtler ve bir de Berberiler gibi topluluklar İslamsızlaştırılıyor. Onların İslamsızlaştırılması demek İslam dininin kuzeyden güneye doğru kovulup Anadolu, Mezopotamya, İran coğrafyasından kovulup Arap Yarımadası'na hapsedilme projesidir bu. İslamiyet. Yani bu sadece şeyle olmuyor. Etnik şeylerin yanı sıra bir de alfabeyle oluyor. Eskiden Tataristan'da, Kazan'da 1910'larda, 20'lerde kitaplar Arap harfleriyle Tatarca basılırdı. Bugün İran, Azerbaycan'ında
İran Azerbaycan'da Azeri milliyetçiliği yapanlar Azerice de Latin alfabesi kullanıyorlar. Yeni yeni. Arap alfabesi kullanmıyorlar. O kadar Arap alfabesiyle Azerice kitap yayınlanmış olmasına rağmen Tebriz'de vesaire. Evet. Söylüyorum bakın ben Tebriz'den birçok Azerice kitap aldım Arap harfleriyle. 1980'li yıllarda komünist dönemde bile hatta Bakü'de bile Arap harfleriyle Azerice kitaplar yayınlanırdı. Bir kısım klasik kitaplar yayınlanırdı. Kiril alfabesi kullanmalarına karşı Rusya'nın şeyiyle. Bugün düşünün orada İran'ın ve Farslar da Latin alfabesine geçer o zaman. Kürtlerde zaten böyle bir baskı var. Suriye'de, Rojava bölgesinde PYD'de Latin alfabesi kullandırtıyor. Bakın Arap alfabesinin, İslam alfabesi, Kur'an alfabesi nerelere indi? Nerelere çekildi? Bir kısım uluslararası şeyler Irak Kürdistan'ında da oradaki bölgesel Kürt yönetimi Arap alfabesi kullanıyor. Latin alfabesi dayatmaya çalışıyorlar. Orada da düşünün İslamiyet alfabe anlamında. Daha sonra bir de İslamsızlaşma anlamında, İslamsızlaşma anlamında bu etnik çatışmalar üzerinde İslamsızlaşma anlamında Arap Yarımadası'na doğru kovulup hapsedilecek. Tamamen bunun projesi. Buna karşı fakat İslamcılar 40 senedir, 50 senedir çözüm bulamadılar. Çözüm bulamamalarının nedeni Soğuk Savaş döneminin ideolojik ütopyalarının benzerini üretme dışında. Yani evet. O Marksist çizgiden gelen o şeylerden de biraz etkilendiler o dönemlerde. Her şeyden, ideolojilerden etkilendiler. İdeolojilerin ötesinde bir çözüm şeyi getiremediler. Yani ümmet dedikleri ideolojik bir ütopyaya dayandı. Birkaç sloganla sıkıştı kaldı yani. Evet, ideolojik sloganlara hapsettiler ümmeti. Ümmet, hocam, Hazreti Peygamber'e tabi olmaktır. Biz Hazreti Peygamber'e tabiiz, onun ümmetindeniz. Evet. Bunu ideolojik ütopya gibi gösterdiler. Gerçek sorunlara, özellikle etnik sorunlar üzerine bir çözüm üretmeleri gerekirdi. Buna çözüm üretmediğimiz sürece İslam dünyası rahat edemez, kaostan kurtulamaz. Evet, kavmiyetçi politikalarla ancak kaosa sürükleniriz diyorsunuz. Tabii hocam. Ulusalcı politikaları çözmemiz lazım. Evet, hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ulusalcılığı çözmemiz lazım, parçalanmalara da yol açmamamız lazım. Amina. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Yani Müslümanların birbirleriyle kavga etmesinin önüne ne kadar geçebiliriz? Ne kadar sağlayabiliriz? Gerçekçi olacak. Evet. Ne kadar sağlayabiliriz? Ama bunu neyle yapacağız? Stratejiyle yapacağız. Barışçı bir şekilde yapacağız. İslamca, insanca yapacağız. İnşallah bunu, bundan sonra dersler çıkartılır hocam. İslamiyet zaten bunun bütün şeylerini veriyor. Yani biz sizin renklerinizi, dillerinizi bir ayet olarak şey yaptık. Evet. Bu kadar açık hükümler varken, bu kadar açık hükümleri ulusal, ulus devletlerin şeyine, ulusal rüzgarına, ideolojilerine kurban edemeyiz. Evet, maalesef. Bunu diyorum. Maalesef. Ama parçalanmaya da karşıyız. Parçalanma olmadan nasıl çözüm bulacağız bunlara, bu olaylara? İslamsızlaşmaya karşı çözüm bulmalıyız. Bugün İran'da eğer Azeriler ayrılırsa hepsi, aşırı dinsiz bir yönetim olur orada Güney Azerbaycan'da. Onu söylüyorum. Aşırı dinsiz. Enver Hoca yönetimine, Arnavutluğuna rahmet okutacak bir şey olur. Ateist bir devlet haline gelir. Ateist bir devlet haline gelir. Hem İran tamamı, hem de eğer Güney Azerbaycan kurulursa tamamen. Kur'an'ı yasaklarlar orada. Tebriz'de, Hemedan'da Kur'an-ı Kerim'i yasaklarlar o insanlar. İnşallah daha öncesinde o kadar İslam karşıtı bir temel üzerine kurmaya çalıştıkları gibi. Kürt meselesinde de İslamsızlaşan, sekülerleşen Kürtlerin de bütün derdi İslam'ı tasfiye etmek. Kürtler İslam'a karşı tetikçi olmayacak. Onu söylüyorum. Buna izin vermeyeceğiz. İnşallah. Kürtlerin İslam'a karşı bu şey doğrultusunda evet Kürt sorunu çözülecek, barışçı bir şekilde çözülmesi lazım. Eşit yurttaşlık vesaire İslami ve insani bir şekilde çözülecek bu. Ama hiç kimse Haçlıların kurşun askeri olmayacak. Haçlı gücü haline gelmeyecek. İnşallah hocam. Yani bu hepimizin temennisi. Hem Peştunlar açısından söylüyorum Pakistan'daki. Hem Beluşlar açısından söylüyorum. Beluşları da böyle bir tehlike bekliyor. Evet. Bu tehlikeye karşı. Hem bu insanları korumamız lazım. Ulus devletlerin zulmüne, ulus devlet ideolojilerine karşı bu insanları korumamız ve himaye etmemiz lazım. Hem de İslamsızlaşmanın askeri olmalarını önlememiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Anlayanlar için.
aslında yeter de artar bile. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli dostlar, bu hafta tarihten Niyasyanlar'da Kürt tarihini konuşmaya çalıştık. Selçuklularla Kürtlerin ilişkilerini, Osmanlı ile ilişkilerini, günümüzde yaşadığı sorunları konuşmaya çalıştık. Birçok farklı detaya girdik. Önemli eserlerden, kaynaklardan alıntılar yaptık. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.